Perşembe seminerine hoş geldiniz. Bu akşamki konumuz herhalde tanıtmaya en az ihtiyaç duyacağımız insanlardan birisi. Liberal Düşünce Topluluğu'nun kurucusu, asıl kurucusu ve uzun süredir ve halen de işin içinde olan Türkiye'de liberal düşüncenin tanıtımı konusunda belki de başka hiç kimsenin yapmadığı kadar büyük katkıda bulunmuş, katkıda bulunmaya devam eden ve bir sadece liberal fikriyatı Türk literatürüne tanıştırmak, taşımak, bununla ilgili bir çevrenin temellerini atmanın yanında aynı zamanda entelektüel cesaretiyle de her zaman yine Türk düşünce tarihinde bir yeri olan böyle insanların grup baskısına karşı da kendisini ifade etmekten hiç çekinmeyen, aldığı bütün tepkilere, aldığı bütün reaksiyonlara ve çoğu zaman Türkiye'nin saldırgan ortamında, kutuplaşmış ortamında Atilla hocamız böyle bir hoca ve kendisi bu akşam bizimle birlikte Ekim Devrimi'nin 100. yılı vesilesiyle sosyalizm ve sosyalistler üzerine konuşacak. Hocam söz sizin. Yani çok teşekkür ediyorum. Bu yüz kızartıcı sözler için. İbara Düşünce Topluluğu içerisinde Taner Hoca da dahil olmak üzere, başta gelmek üzere hepimiz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ve bu çabanın bir sonucu olarak da zaman zaman bu tür seminerler gerçekleştiriyoruz. Ankara'ya gelmiş olmaktan çok memnunum. Hep söylüyorum, burası bir durum. Burada çok uzun zaman geçirdim. Çalıştığım üniversitelerde değil, daha ziyade buralarda zaman harcamaktaydım. Ve buralarda pek çok kişiyle tanıştım. Şimdi çok genç yeni arkadaşlar görüyorum. Ama bu tür konuşmalar yaptığımda, veyahut da salonda oturup çalıştığımda, hep aşağı yukarı aynı yaş kuşağında, benzer okullarda okuyan nesiller önümden gelip geçti. Bu bakımdan da kendimi çok şanslı hissediyorum. Yani Liberal Düşünce Topluluğu'na katkıda bulunmam yanında, Liberal Düşünce Topluluğu da bana tertemiz, kırıl kırıl, parlak bir istikbale sahip olan ve zaman içerisinde parlak istikbale inşa eden insanlarla tanışma fırsatı sağlamış olmasından çok memnunum. Bir gün bile, bir an bile bu işe bu kadar zaman ve emek harcamaktan pişman olmadım. Bugünkü konumuza gelecek olursak, Ekim ayı içerisindeyiz, 2017 yılındayız. Sovyetler Birliği dediğimiz ülke 1917 yılında doğmaya başladı. Ve Ekim Devrimi adı verilen bir olayla özdeşleştirildi. Dolayısıyla Ekim Devrimi'nin 100. yılında yaşıyoruz. Takvim farklılığını bir tarafa bırakırsak, yani bazen Kasım'da olduğu da söyleniyor. 25 Ekim'i Ekim Devrimi denen şeyin tarihi olarak görebiliriz veya görenler var. Ben görmenin doğru olup olmadığını biraz tartışacağım. Şüphesiz Ekim Devrimi çok büyük bir olaydı. Her büyük olayın 100. yılı da önemli bir yıl dönümüdür. Bu olayın mutlaka çeşitli yönleri ele alıp tahlil edilmesi gerekir. Ne oldu 25 Ekim civarında? Kısaca size hatırlatayım, zaten bildiğiniz konular. 1917 yılında Rusya'da iki tane hadise vuku buldu. İlki Şubat ayında vuku buldu, ikincisi Ekim ayında. Ekim Devrimi derken daha ziyade Ekim ayında olana atıfta bulunuyoruz. Ama bir devrim olduysa bunun Şubat'ta olan olay olmuş olması ihtimali daha yüksekti. Yine de biz Galata meşhuru takip edip Ekim Devrimi adlandırmasını kullanabiliriz. Şubat ayında grevlerle başlayan, aniden gelişen bir Çarlık aleyhtarı, Çarlık yönetimi aleyhtarı hareket iktidarı yıkmayı başardı. Bunda tabii ki Almanların 1. Cihan Harbi'nde Rus ordusunu yok etmiş olmasının da çok büyük tesiri vardı. Yani Çarlık Rusyası bu tür yıkıcı hareketlere karşı kendisini koruma ve bu hareketleri bastırma gücünü önemli ölçüde kaybetmişti. Tam bir kargaşa ve kaos içerisinde sürüklenmekteydi. Şubat devriminden sonra, kışlık saraylara geçirilmesinden sonra bir geçici hükümet kuruldu. Bu hükümet bir koalisyon hükümetiydi. Çeşitli gruplar vardı bunun içerisinde. Tahmin edeceğiniz gibi istikrarsız bir hükümet. Ülkedeki karışıklıklar çözüm bulamadan devam etmekteyken Bolşevikler devreye girdi. Şubat ayında devrim vuku buldu. Ama Lenin'in
Rusya'ya gelişi Nisan ayındadır. Ve Lenin Rusya'ya gelişinde Alman gizli servisinin bir payı olduğunu, Alman gizli servis tarafından gönderildiğini geliyoruz. Lenin, diğer sosyalist gruplardan kendisini farklılaştırmak için arkadaşlarına muhalefet etmesine rağmen Sosyal Demokrat İşçi Partisi'nden ayrılmış ve Bolşevik grubu kurmuştu 1903 yılında. Profesyonel devrimcilik dediğimiz şeyi başlatan Lenin'di. O örgütünün part-time devrimcilerden değil, boş zamanlarında devrim işleriyle uğraşan kimselerden değil, bütün hayatını devrim denilen şeye feda eden kimselerden oluşmasını istiyordu. Çelik disiplinli, profesyonel olarak işi devrimcilik olan insanlardan oluşan bir örgüt kurdu. Bu örgüt aslında küçük bir örgüttü. Fakat Lenin'in gözü karalığı sayesinde boşlukları iyi gören ve hızlı hareket eden bir örgüttü. Nitekim geçici yönetimi Ekim ayında devirdiler, iktidara geldiler. Ondan sonra bir seçim yapıldı. Bolşevikler %25 kadar oy aldılar. Bu anayasa hazırlayacak bir meclisi oluşturmak için yapılan bir seçimdi. Ama Lenin meclisin toplanmasını istemedi, erteledi. Daha sonra o zaten bütün rakip güçleri dağıttı. Rusya'da daha büyük, Moskova'da daha büyük direnişle karşılaşmalarına rağmen Bolşevikler o direnişin de hakkından geldiler ve Rusya'ya hakim oldular. Sonra 3 sene süren bir iç savaş çıktı biliyorsunuz. İç savaşta da çeşitli şeyler yaşandı ve sonunda Rusya, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne dönüştü. Özellikle Şubat'ta olana devrim denebilir mi? Evet, denebilir. Devrim demek, çok miktarda siyasal değişikliğin hızlı bir zaman dilimi içerisinde vuku bulması ve bu değişikliğe toplumdan büyük katılım olması demektir. Şubat olayına baktığınızda bunu görüyorsunuz. Fakat Ekim olayına baktığınızda bunu göremiyorsunuz. Ekim ayındaki olay, organize bir azınlığın gözü karalığı ve fırsat değerlendirme becerisi sayesinde hükümeti devirip iktidarı ele geçirmesi olayıdır. Ama bu tartışma bizi çok ilgilendiren bir şey değil. 1917 yılında bunlar vuku buldu Rusya'da. Sovyetler Birliği'nin doğuşuna giden yola girildi. Peki niye biz bugün sosyalizmle ilgilenmek zorundayız? Zaman zaman şöyle bakışlarla karşılaşıyoruz. Sosyalizm zaten bitmiştir. Çağını doldurmuştur. Artık sosyalizmle ilgilenmeye gerek yok. Ben öyle düşünmüyorum. Sosyalizmle ilgilenmemiz lazım. Bir defa 20. yüzyıl bir sosyalizm çağıdır. 20. yüzyıl sosyalizmin yükseliş ve çöküşünü görmüştür. Ve bu basit bir olay değildir. Bu şartta bir olay mutlaka ve mutlaka incelenmelidir, hatırlanmalıdır. 20. yüzyılda 40 kadar ülkede sosyalist rejimler kuruldu. Ve bu rejimlerin ortak özellikleri vardı. Dolayısıyla bu rejimler de bize akademik olarak inceleyebileceğimiz bir malzeme temin ediyor. Aynı zamanda sosyalist blok, Doğu bloku veya komünist blok adıyla dünya siyasetinde de 20. yüzyılda önemli roller oynamıştır. Bu bakımdan da sosyalist ideoloji ve sosyalistler ve sosyalist ülkeler mercek altına yatırılmalıdır. Şu hatadan kaçınmakta fayda var. Zaman zaman gönlü insanda ben de bu hataya düşüyorum. Komünizm üzerinden Sovyetler Birliği denilen olguyu tartışmak anlamsız. Sovyetler Birliği komünist bir ülke değildi. Sovyetler Birliği sosyalist bir ülkeydi. Komünizm bir ideal biliyorsunuz. Marx'ın tarihi gelişim çanasına göre sosyalist aşamadan sonra komünist aşamaya geçecektir ve devlet, sosyalistlerin çok sevdiği tabirle sönümlenecektir. Devlet ortadan kalkacaktır. Bu bir ideal olarak kalmıştır. Realite ise sosyalist rejimler şeklinde kendisini gerçekleştirmiştir. O yüzden zaman zaman yapıldığı gibi komünizme eleştiri getirip sosyalizmi bunun dışında tutmak doğru olmaz. Komünizme teori gereği getirebiliriz. Bu mümkün ve gerekli. Ama asıl üzerinde durmamız gereken şey yaşanmış bir gerçeklik olan sosyalist ideoloji ve sosyalist rejimlerdir. Size birkaç kaynak adı da vereceğim. Komünizmin Kara Kitabı adlı bir kitap var. Stephen Curtis'in Fransız bir yazar elde ettiği. Komünizmin Kara Kitabı. Yazarların hemen hemen tamamı sosyalist. Ve şu endişeyle, daha namuslu entelektüeller oldukları için şu endişeyle hareket ediyorlar. Bu komünist ülkelerde olan rezaleti, faciayı, dramı sosyalist olmayan yazarlar zaten el alacaktır. Biz daha acele edelim, daha hızlı davranalım, onlar bu işi yapmadan biz yapalım. Yani sosyalist eğilimli yazarlar komünizm üzerinde bir kara kitap yazmaya kalkmışlardır. Aslında kitabın doğru isminin sosyalizmin kara kitabı veyahut da ortodoks sosyalizmin kara kitabı olması gerekirdi. Dolayısıyla komünizm bir ideal olarak kaldı. Sosyalizm ise uygulama alanı
buldu. Bir diğer mesele sosyalizmle ilgilenmemiz gerektiren sosyalist ideolojinin muazzam yaygınlığıdır. Sosyalizm ne kadar bir makro model olarak iflas etmiş ise de ve dünyada halihazırda hiçbir ülkede uygulanmıyor ise de, tabii Kuzey Kore, Küba gibi ülkeler var ama onlara dikkat almaya belki gerek yok. Çünkü onlar hanedan sosyalizmi denen bir tür sosyalizm yaratılar. Birçok sosyalist buna karşı çıkabilir. Entelektüel alemde hala baskınlı olan bir yaklaşımdır. Amerika'da yapılan çalışmalara göre Amerikalılar özellikle kapitalizm kelimesi kullanıldığında bir kat fazla oranla sosyalizmi kapitalizme tercih etmektedir. Ve ortalama insan sosyalizmin iyi bir şey olduğunu, iyi ideallerin sembolize edilmesi anlamına geldiğini ve uygulanabilse insanlar çok yaraşlı bir şey olduğunu düşünmektedir. Yani tarihi sicili belli olan bir yaklaşım ve onun pratiği için bu yorum yapabilmek gerçekten insanı biraz şaşırtıyor, ürkütüyor. Türkiye'ye baktığımızda da önemli ölçüde sosyalist entelektüel ağırlık olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin en önemli yayınlarından bir kısmı. Türkiye'nin en önemli üniversitelerindeki bazı bölümler bir şekilde sosyalist hocaların kontrolü altındadır. Her ne kadar zaman zaman yanlış yollarla bu kişilere karşı iktidarlar mücadele etmekteyse de değişen fazla bir şey yoktur. Bu da bir parantez açıp söyleyeyim. Mesela işte bu barış bildirisi denilen, içeriği çok tartışmalı, bana göre ahlaksız olan bildiri yüzünden sosyalist hocaları atmak, kendisi yanlış olmak bir tarafa, yani bu eylemin kendisi yanlış olmak bir tarafa, ülkedeki veya da okulunlardaki sosyalist hakimiyete bir darbe indirmemektedir. Üniversiteler çoğaldı, YÖK iktidarı bugün muhafazakar hükümetin kontrolünde, dolayısıyla üniversite rektörlüklerinde muhafazakar hocaları atamak mümkün. Olabilir. Ama entelektüel iktidar olarak köklü üniversitelere baktığımızda Hacettepe gibi, ODTÜ gibi, Boğaziçi gibi, Marmara gibi yerlere baktığımızda bütün kilit noktalarda sosyalist hocaların toplandığını ve ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Demek ki atamayla yeni üniversite kurup yeni kurumlar yaratmak da entelektüel ortamı değiştirmez mümkün değil. Entelektüel ortam entelektüel çabalarla değişir. Milleti işe almakla veya işletlerine atmakla değişmez. O bakımdan Türkiye'de hala sosyalizmin büyük bir entelektüel ağırlığı vardır ve bu ağırlıkla da bir şekilde hesaplaşılması gerekmektedir. Sosyalistlerin davranışları üzerinde bazı şeyler söylerken bu bölümlerde işlerin neler yürüdüğü, nasıl yürüdüğü ile ilgili bir iki şey belki söyleyeceğim. Eğer liberalseniz sosyalizmle özel olarak ilgilenmeniz gerekir. Çünkü birçok önemli liberalin söylediği gibi liberalizm ve sosyalizm birbirinin zıttı iki ideolojidir. Önemli liberal filozoflardan Herbert Spencer bütün sosyalizm türlerini yaklaşan kölelik olarak görmüştür ve haklı çıkmıştır. Hayek birçok çalışmasında sosyalizmin ve liberalizmin zıt kutuplar olduğunu söylemiştir. Norman Berry daha akademik bir çalışmasında birçok yaklaşıma göre iki tane temel ideoloji olduğunu, bunların liberalizm ve sosyalizm olduğunu ve ideolojik zıtlaşmaların eninde sonunda bu ikisi arasındaki zıtlaşmaya indirgeneceğini söylemiştir. Felsefi olarak söyleyecek olursak, bir tarafta bireycilik bir felsefe olarak liberalizm vardır. Diğer tarafta kolektivist felsefenin, toplumcu demek istemiyorum, asıl adlandırması kolektivist. Çünkü toplumcu deyince bu felsefeyi bir avantajla sağlamış oluyorsunuz. Kolektivist felsefesinin en gelişmiş olanı ve en fazla uygulama alanı bulmuş olan da sosyalizmdir. Hatta nazizmde faşizmle bir karşılaştırma yaparsak, totaliterist sıfatını gerçekten ve daha iyi hak eden ülkelerin sosyalist ülkeler olduğunu birçok uzman söylüyor. Her ne kadar faşizm kavramı Mussolini'den kaynaklanıyorsa da nasyonal sosyalistler faşistlerden, sosyalistlerden, nasyonal sosyalistlerden daha koyu totaliter sistemler kurmuşlardır. O bakımdan da sosyalizmle ilgilenmemiz gerekiyor. Peki, sosyalizm dediğimiz şey nedir? Bu da ciddi bir mesele. Bir toplantıda ben adını vermeyeyim, Birikim Grubu'nun önde gelenlerden birisiyle bir panele çıkmıştım. O sosyalizmi ben liberalizm anlatacaktık. Dokunmayacaktık birbirimize. Fakat o liberalizme bir şeyler söyleyince ben de sosyalizm sonra dedi ki sosyalizm doğru ve haklıdır dedi. Ben de sosyalizm dediğiniz nedir dedim. Çünkü sosyalizm yıkılmıştı. İşte 7-8 sene oluyor. Henüz tanımlanmadı dedi. Bu çok ilginç bir yaklaşım. Bu psikoloji bir vaka. Henüz tanımlanmamış ama haklı. Ne olduğu belli değil ama doğru. İçeriğini bilmiyoruz ama üstün. Çok ilginç bir bakış. Yani sosyalizm değişik şekillerde tanımlanabilir. Nereden baktığınıza bağlı.
Benim yararlandığım kaynaklarda hoşuma giden yaklaşım şu: sosyalizm aslında bir politik ekonomi teorisidir. Buna bir ideoloji de diyebilirsiniz, bir toplum teorisi de diyebilirsiniz. Fakat bir politik ekonomi teorisi demeniz çok daha doğru olur. Ve eğer bir politik ekonomi teorisi ise Immanuel Kant'ın tartışmalarla ilgili olarak yapılması gereken şeye işaret ettiği gibi hem teorik hem ampirik bilgiye ihtiyacımız var. Bu ikisi ikisinden birisi eksik olursa tam bir tartışma yapamayız. Sosyalizm bir politik ekonomi teorisidir. Sosyalizmin özü, var mı söyleyecek birisi, nedir? Gayet basit aslında, biliyorsunuz. Merkezi planlaması. Merkezi planlama bir sonuçtur. Özel mülkiyetin kaldırılmasıdır. Yani sosyalizmin özü budur. Özel mülkiyetin kaldırılması. Bunu şöyle de ifade edebilirsiniz. Üretim araçlarında özel mülkiyetin kaldırılması. Katılabilirsiniz. Yahut da daha sempatik gelecek bir ifadeyle üretim araçlarının sosyalleştirilmesi diyebilirsiniz. O zaman kimse itiraz edemez zaten. Çünkü sosyal olan bir şeye karşı çıkmak çok zor. Ama sosyalizm özü itibariyle bir politik ekonomi teorisidir. Sosyalizm eşittir özel mülkiyetin, en azından üretim araçlarında özel mülkiyetin ortadan kaldırılması. Karl Marx düşünce tarihinde özel mülkiyeti şeytanlaştıran ne ilk filozoftu ne de son filozof oldu. Ama en önemli filozoflardan birisiydi. Antik Yunan'da bile en azından Platon kısıtlı komünizminde özel mülkiyetin şeytanlaştırıldığını görürsünüz. Ondan sonra da düşünce tarihinde birçok benzer çizgide görüşler ortaya serilmiştir. İlginç bir şekilde sosyalistler sosyalizmi kapitalizmin bir eleştirisi olarak görmeyi seviyorlar. Yani sosyalizm içeriği nedir dediğinizde sen onu bırak, kapitalizme bak. Sosyalizm kapitalizmin antitezidir demeyi seviyorlar. Bu da onların düşüncelerine belirlene uygun çünkü tarihi gelişim şeması var. Her safha bir önceki safhadan daha iyi tekabül ediyor. Sosyalizm de kapitalizmin zıttıysa ve ondan sonra gelecek safhaysa kaçınılmaz olarak sosyalizm iyi olacaktır. İyi olan bir şeyin iyiliği üzerine tartışmaya zaten gerek yok. Zaten iyi. Kötü olan şeye bakalım. Bundan dolayı yine sosyalizmin içeriğini tartışalım dediğinizde rahatsız oluyorlar. Dikkat edin, sosyalizmin içeriğini neredeyse hiç tartışmıyorlar. Ana sosyalist entelektüel çizgi kapitalizm eleştirisi yapmakla yoluna devam eder. Çok müzik yazarlar da var. Bunlar diyorlar ki sosyalizm öyle bir şeydir ki kapitalizm atfettiği bütün kötülükler kendisinde tecelli etmiştir, tezahür etmiştir. Şimdi ben bu kötülüklerden bazılarını sayacağım ve niye bunların ortaya çıktığıyla ilgili fikirlerimi sizinle paylaşacağım. Ve burada da sağ olsun Taner zaten beni mecbur bırakıyor konuşmaya. Hiç sözümü sakınmayacağım, doğrudan konuşacağım. Sosyalizm eşittir diktatörlüktür. Sosyalizm kaçınılmaz olarak diktatörlük gerektirir. Şimdi bunu yine muzip bir sosyalist, bunda bilinmeyen bir şey yok. Zaten Üstad Karl Marx proletarya diktatörlüğü demiş. Mevcut olan diktatörlük, burjuva diktatörlüğü ve bu bir azınlık diktatörlüğüne tekabül ediyor. Bizimkisi proletarya diktatörlüğü. Bu da işte o ulvi amaç için, yeryüzü cenneti için, yani komünist toplum için gerekli bir şey. Bunda bilinmeyecek bir şey yok diyebilirler. Ama bu tabii bir kaçamak yola başvurmak anlamına gelir. Sosyalistler kapitalist ülkelerde diktatörlük olduğunu söyler. Burjuva diktatörlüğü, kapitalistlerin acımasız diktatörlüğü gibi kavramlar kullanırlar. Buna bir şey daha ilave ederler. Sosyalistler kapitalist ülkelerdeki özgürlüklerin şekli özgürlük olduğunu, gerçek özgürlük olmadığını beyan ederler. Derler ki gerçek özgürlük ancak sosyalist bir toplumda var olabilir. O yüzden kapitalist toplumda özgürlük dediğimiz şey de aslında bir yanılgıdır. Bunu daha sonra Althusser, Gramsci gibi yazarlar, hegemonya da işte kültürel araçların önemi gibi şeylerle biraz daha geliştirmişlerdir. Ben ise diyorum ki gerçek diktatörlük ve özgürlük yokluğu sosyalist ülkelerde değil, kapitalist ülkelerde değil, sosyalist ülkelerde ortaya çıkmıştır. Üstelik kalıcı olarak ortaya çıkmıştır. Yani kolay kolay ortadan kalkmayacak şekilde diktatörlük bu ülkelerde kurulmuştur. Neden kurulmuştur diktatörlük bu ülkelerde? Birkaç sebep sayabiliriz. Bunların en başta gelen sebep ideolojik sebep diyebileceğimiz sebeptir. Birinci sebep, sosyalist ülkelerde diktatörlüğün ortaya çıkmasının birinci sebebi ideolojik sebeptir. Bu da şudur. Karl Marx, insanın doğasının temel özelliklerinden birisini reddeden yazarlar arasındaydı. Bu da şudur. İnsan, kendi menfaatini düşünen, kendi iyiliğini düşünen, İngilizce söylersek self-interested bir varlıktır. Karl Marx ve diğer sosyalistler bunu reddediler. Reddettiler. Dediler ki insanın kendi menfaatini, burada menfaatini geniş anlamda ben kullanmak zorundayım. Belki sosyalistler daha da şey, maddi menfaati kastediyorlar. İnsanlar duası gereği
kendi menfaatlerinin peşinde koşan varlıklar değildirler. İçinde yaşadıkları sosyal ortam, davranış kalıpları, gelenekler, kültür, insanları buna şartlandırılmıştır. Ama bu bir kader değildir, kaçınılmazlık değildir. Bu değiştirilebilir. Fakat değiştirilmesi de kolay değildir. Burjuva diktatörlüğü yıkılıp, proletarya diktatörlüğü kurulduktan sonra da insan doğasının iyi tarafının tek özellik olarak kalması için çalışmamız gerekecektir. İki sebeple. Birincisi, her ne kadar burjuva sistemi yıkılırsa da, yıkılacak olsa da, burjuva sisteminin kalıntıları proletarya diktatörlüğü içerisinde yaşamaya devam edecektir. Ve yine kendi menfaati peşinde koşan insanlar var olacaktır. Bunlardan tamamen kurtulmak için bu insanları takip ve baskı altına almak gerekir. İkinci sebep şu, her ne kadar işçi sınıfı, işte altyapı üst yapı hikayesi, insan bilincinin şimdi bulunduğu ekonomik koşullar tarafından belirlenmesi gibi sebeplerle sosyalist olmak zorundaysa da bir geçmiş olduğu için, belli bir kültürden ve tarzdan geldikleri için işçi sınıfı da ilk etapta bu içinde bulunduğu yanlış bilinçlilikten, yani burjuva sistemini olan normal karşılama gibi eğilimlerden kurtulmakta zorluk çekecektir. Onları da yanlış bilinçlilik halinden kurtarmak için bir şekilde bu insanların kontrol altında tutulması ve endoktrine edilmesi gerekir. Endoktrinasyon işte eğitim ve kültür araçlarıyla, güzel araçlarla yapılacaktır. Eğer siz böyle bakıyorsanız dünyaya, bunun sonucu kaçınılmaz olarak diktatörlüktür. Burada sosyalizmi kaldırın anlatımdan, başka bir şeyi koyun. Mesela işte İslamizm, Ahmetizm filan diye bir şey koyun, yine aynı sonuç ortaya çıkacak. Çünkü kalıp kaçınılmaz olarak diktatörlüğe götürecektir bizi. O halde proletarya diktatörlüğü meşrudur. Proletarya diktatörlüğünün meşruluğu bu amaçlardan ve kendi kendisinden ve ideolojisinden kaynaklanır. Halbuki burjuva sisteminde, burjuva demokrasilerde sistemin meşruluğu toplumdan kaynaklanır. İnsanların, yönetilen insanların rızasından kaynaklanır. Sosyalizmin diktatörlük kuracak olmasının ikinci sebebi eşitlik idealidir. Eşitlik ideali o kadar da matah bir şey olmayabilir sosyalistlerin anlamında. Şöyle anlatayım. Sosyalistler eşitlik derken insanların maddi şartlar bakımından, yani sahip oldukları yaşama standartları bakımından, mali maddi varlıklar bakımından eşitliğini kastediyorlar. Eşitsizliğin kötü bir şey olduğuna inanıyorsanız ve bu eşitsizliği ortadan kaldırmak için müdahale edilmesi gerektiğini düşünüyorsanız bir canavar yaratmanız gerekir. Muazzam bir güç yaratıp o güçle insanlar arasında gördüğünüz eşitsizliklerin ortadan kaldırılması için insanlara müdahale etmeniz gerekir. Bu kaçınılmaz olarak diktatörlük getirir. Daha da kötüsü, eşitliğe ulaşmanız diktatörlüğün ortadan kalkmasını sağlamaz. Yani eşitliğe ulaştınız, artık görevimizi bitirdik, köşemize çekelim, bu eşitlik zaten toplumda yaşayacaktır diyemezsiniz. Niçin diyemezsiniz? Çünkü bazı yazarların güzel bir şekilde adlandırdığı gibi sosyalist teoride bir ikinci gün problemi vardır. Second day problem diyorlar buna ahlak felsefesinde. İkinci gün problemi şudur. Bir şekilde ölçülebilecek ve gözlemlenebilecek şekilde eşit bir toplum yarattınız. Göreviniz orada biter mi? Bitmez. Bıraktığınız anda, yani insanları kendi haline bıraktığınız anda eşitliği bozucu mekanizmalar işlemeye başlar. Bu mekanizmalar hepimizin bildiği mekanizmalardır. Mesela çalışmayı sevmek ve sevmemek, zaman disiplin olmak ve olmamak, hızlı öğrenmek ve yavaş öğrenmek, tutumlu olmak ve olmamak gibi şeyler kaçınılmaz olarak bir süre sonra eşitsizlikleri ortaya çıkartmaya başlar. Ve bir süre sonra başa dönersiniz. Eşitsiz bir toplumla karşılaşırsınız. O zaman demek ki eşit bir toplumu yaratıp orada bırakamıyorsunuz. Eşit toplumu muhafaza etmek için devamlı müdahale etmeniz gerekiyor. Bir topluma devamlı nasıl müdahale edebilirsiniz? Nasıl bir aygıta ihtiyacınız var? Öyle bir aygıta ihtiyacınız var ki insanların her anını gözetleyebilsin. İnsanların her kabiliyetinin sonucundan haberdar olabilsin. Elinde öyle güçlü araçlar bulunsun ki istediğinden alıp istediğine verebilsin. İstediğini toplumdan sürebilsin. Böyle bir güce sahip olan siyasi otorite kaçınılmaz olarak diktatörlüktür. Dolayısıyla sosyalizmdeki diktatörlük
kalıcıdır, geçici değildir ve hiçbir zaman sosyalizmden komünizme geçiremeyecektir bu sebeplerden dolayı. Nitekim bahsettiğim 40 kadar ülkenin hiçbirisinde komünizm müdahale hiçbir şekilde yaklaşılamadı. Gitgide gitgide daha sert bir politika uygulamak durumunda kaldılar. Ekonomik hayatın devletleştirilmesi kaçınılmaz olarak diktatörlük yaratır. Üretim araçlarını devletleştirdiyseniz özel mülkiyeti ilga ediyorsunuz demektir. Bunu sosyalleştirme gibi süslü bir kelimeyle ifade etseniz bile çok büyük problemler ortaya çıkacaktır. İktisadi hayat devamlı karar almalara dayanır. Yani iktisadi hayat bir kararlar bütünü, akışkan bir kararlar bütünü olarak görülebilir. Bu kararları kim alacaktır? Temel soru budur iktisatta. İktisat okuyanlarımız vardır. Temel iktisadi kararları kim alacak? Bir özel mülkiyet ekonomisinde ekonomik kararları ekonomik aktörler alacaktır. Yani bireylerle birey birlikleri alacaktır. Üretim faaliyetlerinden bahsedecek olursam, üretim faaliyetlerini üretici bireyler ve üretici gruplar, yani firmalar alacaklardır. Özel mülkiyeti ortadan kaldırdığınızda bu insanların karar alma gücü ortadan kalkacak. Peki karar alma ihtiyacı ortadan kalkacak mı? Hayır, kalkmayacak. Neyin üretileceğine, hangi faktör kombinasyonuyla üretileceğine, ne zaman üretileceğine, ne kadar üretileceğine falan karar vermeniz gerekiyor. Kim verecek bu kararı? En azından bir ekonomik planlama örgütü karar verecek. Bundan dolayı ekonomiyi planlayacaksınız ve bir ekonomik plan örgütü yaratacaksınız. Sovyetler Birliği'nde bunun adı Gosplan'dı. Ve binlerce kişi çalışıyordu. En büyük Sovyet bürokrasisinin olduğu yerlerden birisiydi. Burada çok açmayacağım ama geçerken söylemiş olayım. Sadece üretimi planlamanız yetmez. Hedeflerinize tam olarak ulaşabilmeniz için tüketimi de planlamanız gerekir. Bu da daha komik bir şey. Yani kimin ne tüketeceğine, ne zaman tüketeceğine, ne kadar tüketeceğine bir merkezi otoritenin karar vermesi lazım. Bu güce sahip olan bir merkezi otorite diktatörlükten başka neyle adlandırılabilir? Hiçbir şeyle adlandırılamaz. Diktatörlüğün ortaya çıkmasının bir diğer sebebi Sovyetler Birliği gibi ülkelerin yeni bir insan ve yeni bir toplum yaratma arzusudur. Nerede yeni bir insan, yeni bir toplum yaratma sevdası peşinde koşarsanız mevcut insanlarla ve mevcut toplumla mücadele etmeniz gerekir. Onlarda yanlış gördüğünüz yanları bastırmanız gerekir. Silmeniz, ortadan kaldırmanız gerekir. Bu da büyük bir güç kullanmanız gerekir. Bu güç bazen soft olabilir. Eğitim sistemine beyin yıkama gibi, medya organlarıyla manipüle etme gibi. Bazen de bildiğimiz kaba güç olabilir. Yani fiziksel olarak yok etme, yanlış kişileri toplama kamplarında bir araya getirme, fırınlarda eritme gibi şeyler olabilir. Dolayısıyla her şeyi gözeten, herkes için bir söyleyeceği olan, toplum için doğrunun yanlışın ne olduğunu bilen bir otorite, bildiğini iddia eden bir otorite kaçınılmaz olarak bir diktatörlük olacaktır. Aynı zamanda bu toplum içerisinde büyük bir eşitsizlik ortaya çıkacaktır. Bakın Boris Yeltsin şöyle diyor mealen. Moskova'da 1980'lerde, 70'lerde toplam 40 bin kişi en yüksek malları yarı fiyatına onlara tahsis edilmiş özel mağazalardan alıyor. Özel mağazalar. Bu özel mağazalara herkes giremiyor. Sadece özel mağazalar değil, ben bu özel mağazalardan bazılarını ziyaret ettim. Dev mağazalar, ama tabii ben 90'da gittim, Sovyetler Birliği'nde, boş mağazalar. Yani hemen hemen rafların %70-80'i boş. Diğer mallar da işe yaramayacak mallar, kimsenin yüzüne bakmadığı mallar. Özel kuru temizlemeciler, özel poliklinikler, özel hastaneler. Batıdaki son sınıf tıbbi cihazların kullanıldığı özel hastaneler. Karadeniz kıyılarında özel tatil evleri. Özel tatil evleri. Ve bunlardan bütün toplum yararlanamıyor. Neden yararlanmıyor? Çünkü toplumun üretim kapasitesi zaten sınırlı. Ve adına nomenklatura, nomenklatura denilen yeni bir sınıf, imtiyazlı bir sınıf, siyasi ve ideolojik sebeplerle imtiyazlı hale gelmiş bir sınıf, ortalama insanların, sıradan insanların ulaşamadığı mallara kolayca ulaşıyor ve tüketiyordu ve daha yüksek refah seviyesine sahipti. Bundan biraz sonra bahsedeceğim ekonomik sefalet başlığı altında. Sovyetler Birliği'nde özgürlük yoktu. Özgürlüğün hiçbir türevi yoktu.
Mesela Sovyetler Birliği'nde ifade özgürlüğü yoktu. Din özgürlüğü yoktu. Seyahat özgürlüğü yoktu. Teşkilatlanma özgürlüğü yoktu. İktidara muhalefet etme özgürlüğü yoktu. Muhalefet vardı ama yer altında ve çok küçüktü ve çok tehlikeliydi muhalefet etmek için. Sosyalistlerin kapitalist ülkelerde şekli özgürlük diye küçümsedikleri, olmazsa ne olur canım dedikleri ama ellerinden alınca feryat ettikleri özgürlüklerin hiçbirisi Sovyetler Birliği'nde yoktu. Diğer sosyalist ülkelerde de yoktu. Yaşayan örnekler olarak işte Küba'ya bakabilirsiniz. Kuzey Kore'ye bakabilirsiniz. Din özgürlüğünü bastırdılar ve ateizmi resmi, bir çeşit resmi dini haline getirdiler. O zamanın müfredatına bakarsanız derslerde, okullarda derslerde ateizm dersinin olduğunu da görürsünüz. İfade özgürlüğünü bastırdılar çünkü hakikat zaten keşfedilmişti. Büyük yazarlar, büyük filozoflar bir de bilime dayanarak hakikati keşfetmişlerdi. Hakikati tartışmak zaman kaybı, enerji kaybı, düşünce kaybı olurdu ve tartışmaya gerek yoktu. Seyahat etmeye izin verilmezdi çünkü seyahat etmek mesela demin söylediğim ekonomik planlamayı bozardı. Çünkü Sovyetler Birliği'nde aynı zamanda kimin nerede çalışacağına, kimin hangi mesleği yapacağına da kamu otoriteleri karar vermekteydi. Bundan dolayı bu kapitalist ülkelerde yetersiz olduğunu zaman zaman söylediğimiz özgürlüklerin kırıntısı bile sosyalist ülkelerde yoktu. Ve sosyalist ülkelerde tam bir sefalet vardı. Benim kendi arkadaşlarım da oldu. Özlem Tanrı, Litvanya'dan Elena mesela, Bulgaristan'dan başka arkadaşlar, Romanya'dan arkadaşlar. Onlarla da konuşmalarım oldu. İnsan Türkiye gibi mesela 70'lerin 80'lerin Türkiye'de fakir bir Türkiye'ydi. Fakat oralardaki hikayeyi dinleyince hakikaten hayret ediyorsunuz. Oralarda çok daha büyük bir fakirlik vardı. Başka konuşmalarımda anlatmışımdır. İkinci defa duyacaklar olabilir ama kusura bakmasınlar yine söyleyeyim anekdot olarak. Mesela bir Varşova Üniversitesi rektör yardımcısı arkadaşım vardı. Onunla Amerika'da konuşurken işte herkes kendi hikayesini anlatıyordu. Nereden nereye geldik. Ben dedi, karımla beraber bir burs alıp Amerika'ya geldim dedi. Çocuğumu vermediler yanıma dedi. Geri dönmemi garanti altına almak için çocuğun çıkmasına izin vermiyorlar. Bir çocuğu var dedi. Çocuk Polonya'da kalıyor. Ne yaptınız falan dedi buraya gelince. Vallahi dedi ilk iş olarak dedi buzdolabını doldur tıktım. Kapılarını açtık yanında fotoğraf çektik. Gönderdik dedi. Bu müthiş bir şey. Elena anlatmıştı. Bizim dedi rüyamızda dedi biz muz görürdük falan dedi. Komünist yönetim döneminde. Niye muz yani? Muz niye rüyasında görür bir insan? Yani istihar haller dışında. Çünkü yok. Muz olması nadiren olacak bir durum. Muz tüketme imkanı çok sınırlı. Veya ayakkabı şeyler. Ben kendim gördüm. Sovyetler Birliği'nde mesela fakir bir ülkede iyi kadınların bile bakmayacak kadar kötü makyaj malzemeleri, kötü kıyafetler, insanların önünde sıraya girdiği, insanların kuyruk önünde kuyruk oluşturduğu mallardı. Bununla ilgili çok şey söylenebilir. Belki liberal düşüncelerin yayınlanacak sayısında bu konuyu detayları veren yazılar olacaktır. Sovyetler Birliği ekonomisiyle ilgili olarak Sovyetlerin açıkladığı resmi rakamlar vardı. Mesela 70 küsur yıllık Sovyetler Birliği'nde ekonominin ortalama %8 büyüdüğü yolunda iddialar vardı. CIA bunun yarısını tahmin ediyordu, %4 büyümüş olabilir diye ama gerçek rakamlar %3 civarında olduğunu gösterdi. 1980'lerde artık biraz daha perişan hal, belirgin hale gelince bunu sebeplerini araştırırken iki iktisatçı, iki Rus iktisatçısı mesela ekonomide çok ciddi bir kaynak problemi olduğunu, giderlerin her halükarda gelirlerden daha fazla olduğunu ve Batılıların Sovyetler Birliği'nde yatırıma giden kaynakları ölçmek suretiyle iktisadi büyüklüğü ölçtüklerini ve büyük hata yaptıklarını falan söylemişlerdi. 1970'lerde hatta 80'lerde yalnız bunları yazanlara ve söyleyenlere kelaynak kuşu diye bakılıyordu. Samuelson adlı ünlü iktisatçı bile 80'lerin ortalarında yanlış olsam 86'da belki 89'da Sovyet ekonomisinin çok iyi olduğunu, işlerin çok yolunda gittiğini ve çok geçmeden Batı'yı sürpas edeceğini fakat gençlere özellikle tavsiyede bulunuyor. Öyle derin ekonomi teorilere ihtiyacınız yok arkadaşlar. İki şehrin ekonomi seviyesini karşılaştırmak istiyorsanız iki şehirde gözlemde bulunun. Sokaktaki arabaların kalitesine, insanların kırık kıyafetine, yenilenişilen yerlerdeki seviyeye falan bakarak bile karşılaştırabilirsiniz. Benim gibi yaşardı kemale ermiş, ermeye başlamış birisi için bu daha kolaydır. Yine öğrencilerime söylediğim romanda da yazdım.
Yeşilçam filmlerine bakın lütfen. Eski Yeşilçam filmlerinde. Yeşilçam filmlerinde sokakların haline bakın. İnsanların giydiği kıyafete bakın. Ve şimdiki duruma bakın. Aradaki farkı görürsünüz. Sovyetler Birliği'nde de yaşı kemale ermiş kimseler, hala orada yaşayan kimseler aradaki farkı muazzam bir şekilde görebiliyorlar. Peki niye büyük bir fakirlik ortaya çıktı Sovyetler Birliği'nde bir ülkede? Çünkü insan potansiyeli çok zengin. Ve bu insanlar aptal değil. Ruslar aptal olduğu için ya da Rus hakimiyetindeki milletler aptal olduğu için Sovyetler geri kalmadı. Ortalama insanlar, herkes gibi. Ülke doğal kaynaklar bakımından zengin. Geniş bir coğrafya, geniş topraklar, muazzam yeraltı kaynağı. Buna rağmen fakir. Neden fakir oldu? Cevap gayet basit. Özel mülkiyetin ilgası. Özel mülkiyeti ilga ettiğiniz zaman, ortadan kaldırdığınız zaman fiyat mekanizmasını ortadan kaldırıyorsunuz. Fiyat mekanizması malların nispi kıtlık oranını yansıtır. Fiyat mekanizmasını ortadan kaldırdığınız zaman işte Mises gibi liberal iktisatçılara işaret ettiler. Ekonomik hesaplama yapamazsınız. Hiçbir şekilde rasyonel yatırım yapamazsınız. Yaptığınız yatırımın etkinliğini ölçemezsiniz hiçbir şekilde. Ve ülkelerin komünist kısmında da öyledir. Türkiye'de mesela kamu yatırımı aşağı yukarı komünist şeylerle yapılıyor. Yani sosyalist tekniklerle yapılıyor. Geri dönülebiliyor mu? Dönülemiyor. Kamunun yaptığı yanlış yatırımlar kaynakları yok ediyor. Buna karşılık özel sektörde öyle değil. Özel sektörde sermayenin başka bir yere geçmesi, oradaki vasıflı emeğin başka bir yere nakledilmesi sayesinde şeyin zararın boyutlarını küçültme imkanı var. Ama kamunun hakim olduğu ekonomilerde öyle değil. Ekonomik hesaplama yapamadıkları için Sovyetler Birliği'nde son derece yanlış bir ekonomi yolda gittiler ve zaman içerisinde muazzam bir fakirlik ortaya çıktı. Sanıldığının aksine Rusya fakir bir ülke değildi. Zamanın şartları içerisinde zengince ülkelerden birisiydi. 1890'larda Rusya'da endüstri devrimi başladı ve hızlı bir sanayileşme yolunda gidiyordu. Batı ile karşılaştırıldığında köylü nüfus hala çok yüksekti ama endüstrileşmenin ilk adımları atılmıştı. Dolayısıyla çok büyük bir sefalet ortaya çıktı. Bu sefaletin ortaya çıkmasında ve sosyalist sistemlerin başarısız olmasında filozoflar gerekli çabayı göstermedi. Efendim, liderler samimi değildi ve yeteri kadar gayret sarf etmedi gibi şeyler söylemek anlamsız. Aksine muazzam bir çaba sarf edilmiştir. Hem entelektüel alanda muazzam bir çaba sarf edilmiştir hem de pratik alanda. İnsan kaybından bahsedeyim size mesela. Sosyalizmin mirası nedir derseniz diktatörlük, tiranlık ve işkence ve terör ve katliam. Sovyetler Birliği'nde 60 ile 84 milyon arasında değişen ölüm rakamları var. Bunların bir kısmı bildiğimiz adi cinayetler. Yani siyasi sebeplerden dolayı insanları alıyorsunuz, hapishanelere koyuyorsunuz. Hücre gibi bir yere, onun hikayeleri de var. Hücre gibi bir yere koyuyorsunuz. Adım adım işkenceyi yükseltiyorsunuz. Baskı yapıyorsunuz, kişiye işkence yapıyorsunuz. Sonra ailesini yok edeceğinizi de tehdit ediyorsunuz. İsim vermesini istiyorsunuz KGB ile. Sonra arkada küçük bir şey var. Pencere oradan açılıyor. Kim olduğunu görmediğiniz birisi her sene bir kurşun sıkıyor ve gidiyorsunuz. Sonra cesetler topluca bir yere atılıyor. Naziler yakıyordu. Ruslar topluca bir yere cesetleri atıyorlardı. Çin'de de benzer şeyler söz konusu. 100 milyonu aşkın insanın Çin'de öldürüldüğü düşünülüyor. Böyle cinayetler işlendiği gibi deli deliye çıkartılmış kıtlıklar da olmuştur aynı zamanda. Bu kıtlıklar yüzünden de insanlar kitleler halinde hayatlarını kaybetmişlerdir. Bu konuda birçok çalışma vardır. Bütün mirası bu olan, toplum manzarası bu olan bir ideolojinin, Ortodoks Sosyalizmin hala yüceltilmesi, hala ulvi bir ideal gibi gösterilmesi doğrusu benim kanıma dokunduğu için bu konularda yazıp çiziyorum ve yazıp çizdiğim için de tabi ya tuhaf insan muamelesi görüyorum bazılarından ya da yeminli sosyalizm düşmanı muamelesi görüyorum. Size birkaç kaynak tavsiye edeceğim. Ondan sonra sosyalistlerin haliyle ilgili bazı tespitlerin altını çizeceğim. Merak ediyorsanız şu kaynaklara bakabilirsiniz. James Potterson diye bir yazar var. Ahlak felsefecisi ve politik iktisatçı. Bunun The End of Socialism diye bir kitabı çıktı. Çok güzel bir kitap. Bu The Second Day Problem'da oradan alınma. Çok güzel bir kitap. Belki Liberte çeviriyor yayınlar onu. Daha küçük yazılar için Richard Ebeling diye bir yazar var. Richard Ebeling, Richard'ı biliyorsunuz. Ebeling de tam duyduğunuz gibi yazılıyor. Ebeling. Çok sayıda yazısı var. Bu arkadaş her fırsat bulduğunda sosyalizme çakan bir yazı yazıyor. Ondan dolayı şahsen de tanıyorum ben. Kendime de benzetiyorum. Bir sürü konferans vermiş ve bir sürü yazı yazmış 2017 yılı içerisinde. Oradan, oradan çıkmış. Tabii, yani sosyalizmi iyi biliyorum.
Igor Sahafarevich diye bir matematikçi var, Rus matematikçi, en önemli, dünyada gelmiş herifçi en önemli matematikçilerden birisi. Bu arkadaşın The Socialist Phenomenon diye bir kitabı var, Socialist Phenomenon. Google Books'tan bedava bulabilirsiniz bu kitabı, indirebilirsiniz. Müthiş bir kitap. Bu bir çeşit sosyalizm tarihi ama modern sosyalizm tarihi değil. Çok eskiden beridir arıyor. Özellikle yoğunlaştığı şeyler, mesela onun anlatımı özetle şu. Sosyalizm, modern sosyalizm ilk çıkış itibariyle dini bir ideolojidir. Yani Hristiyan komünizmin biçiminde çıkmıştır ortaya. Protestan hareketlerinden sonra. Biz genellikle protestanlığın, katolikliğin katılığını yumuşattığını zannediyoruz ya. Bazı bakımlardan öyle ama bazı bakımlardan tam tersi söz konusu. Bu anabaptist hareketler içerisinde, protestan akımlar içerisinde çıkan küçük gruplar var. Dini gruplar. Bunlar şehir ölçeğinde, kasaba ölçeğinde veya cemaat ölçeğinde korkunç komünist düzenler, sosyalist düzenler yapmışlar. Mesela üzerinde piketi yasaklamışlar, evliliği yasaklamışlar. Adam evliliği yasaklamış, 12 tane kadın almış kendisine. Mesela ülkeli, şefil, papaz. Özel mülkiyeti yasaklamışlar ama etrafında yardımcı sınıf var 12 kişi, 12 kişi ona hariç bundan. Onlar özel tüketim şeyler. Aynen Sovyetler Birliği'nde olduğu gibi. Hararetle bu kitabı tavsiye ederim. Çok güzel bir kitap. Stephen Curtis'in kitabından bahsettim, Komünizmin Kara Kitabı. Bu kitabı bir Amerika seyahatinde görmüştüm. Harika, tam bana göre dedim, aldım kitabı. Bunu nasıl çevirtiriz, yayınlarız diye düşünüyordum. Kocaman kitap, 700-800 sayfa. Sonra bir gün gezerken bir kitapçının vitrinde gördüm. Türkçesini. Doğan Kitap yayınlamış. Dedim, Allah şaşırttı herhalde. Çünkü editörler sordudur. Sonra özlem atılacaktır. Kitap piyasadan çekildi. Ben biraz telefon ettirdim buradan arkadaşlara. Depodaki bütün kitapları alalım, ne kadar varsa biz satarız falan diye. Bir ara 200 tane var falan diye bir şey geldi, sonra o da ortadan kalktı. Tahmin ediyorum yok etmişlerdir. Orlando Figes diye bir tarihçi var, onun kitaplarına bakın. İngilizce okumak isterseniz The Tragedy of a People diye çok güzel bir kitabı var. Yani Sovyetler Birliği'nde olanın en yeni anlatımlarından birisi. Bu arkadaşın özelliği şu, şimdi tarih deyince benim neslim en azından, şimdiki gençler nasıl yetişiyor bilmiyorum. O onunla bu savaştı, bu bununla savaştı, o hükümdar oldu, bu bilmem ne yaptı. Bunları şey yapıyoruz. Halbuki bunlar insanlığın uzun tarih içerisinde teferruat. İnsanlığın uzun tarihini daha iyi yazmak için antropoloji, arkeoloji falan çalışmak lazım. Orlando Figes bu tür yazarlardan birisi. Dolayısıyla harika tarih kitapları ortaya çıkartıyor. The Tragedy of a People bunlardan birisi. Bir diğer kitabı da Türkçe'ye çevrildi. Natasha'nın dansı mıydı? Efendim? Natasha'nın dansı mıydı? Natasha'nın dansı Rus kültür tarihiyle ilgili. O da çok güzel bir kitap. Rus kültür tarihiyle ilgili. Türkçe'de var. Metis'ten çıktı galiba. O da okunabilir. Orlando Figes'in Karanlıkta Fısıldaşanlar kitabı var. Yani biraz okuması meşakkatli bir kitap. Yapı Kredi'den çıktı. Yapı Kredi'den çıktı. Yine Allah şaşırtmış adamları. 8-10 tane aldım ben, onu millete hediye ettim. Kütüphanemde de en az 2-3 tane vardı. Bir şey sana verdim bir kitap. Çok güzel kitap. O kitabın da iyiliği şu. Şimdi burada dikkat ederseniz makro şeylerden bahsettik biz. İşte ekonomide şöyleydi, bu kadar cinayet işledik ya. Halbuki insanlar, alanda yaşayan insanlar hep benzer hayatlara sahipler ve alanda yaşayanlar bireyler ve aileler. Acaba ailelere ne oldu? Stalin dönemi Rusya'sında 40 aile üzerinden arşivlere dayalı çalışmalarla Stalin dönemi Sovyetler Birliği'ni inceliyor yazar. Müthiş bir şey. Mesela çok aklımda kalan bir şeylerden birisi, komünizme karşı, ortodoks sosyalizme karşı en büyük mücadeleyi o niyette değil ama doğal olarak verenler nineler. Çok ilginç. Çünkü gençler zaten komünist, parti üyesi veya parti üyesi gibi görmek zorunda ve müthiş bir hayat şeyi var. Yani boş vakit diye bir şey yok. Çocuklar ninelere emanet ediyor. Çocuklar nineler tarafından Hristiyan ilahileri söyletilerek, teslis hakkında bilgilendirilerek, İsa böyle dedi, şöyle dedi diye bilgilendirilerek yetişiyorlar. Ve farkında olmadan muazzam bir meydan okuma sistemi gerçekleştiriyorlar. O kitap böyle insan bazen gözlerini yaşatan kitap. Aynı yazarın bir de aşk hikayesi sayılır mı bilmiyorum. Sayılmaz değil mi? Biraz soğuk bir aşk hikayesi. Haberin Alayım Yeter diye bir kitabı var. Yine Yapı Kredi'den çıktı. Bu iki Moskova'da yaşayan bir kızla bir erkek öğrencinin Moskova Üniversitesi'nden galiba. Birbirlerini kaybetmeden çıkıyor. Bu kitabın özelliği şu, yalnız okuyanlar bilir. Şimdi müthiş bir şey yaşanıyor. Toplama kamplarına insanlar gönderiyorsunuz. Bunlar aileleriyle izin verildiği kadar mektuplaşıyorlar. Bu mektuptan çoğu kayboluyor. Bu çift mektupları atmamış, numaralandırmışlar ve muhafaza etmişler. Sovyetler Birliği'nde bu eski hayatlarla ilgili bir müze var şimdi. Bir enstitü var. O enstitü bu şeyleri toplamaya çalışıyor. Orlando Figes'in o mektuplara ulaşmış. Dolayısıyla hikayenin bütününü takip edebiliyoruz. Bu tür kitaplara bakabilirsiniz. Gelelim sosyalistlere.
Benim sosyalistlerle bireysel insan olarak bir problemim yok. Hatta ideolojik meselelere girmediğimizde sosyalistlerle gayet iyi anlaşabilirim. İşte içki içebilirsin, fıkra anlatabilirsin, ondan sonra top oynayabilirsin falan. Fakat ideolojik meselelere geldiğiniz zaman hemen bir farklılık kendisini gösteriyor. O sizin hayatınız üzerinde hesap yapıyor. Siz onun hayatı üzerinde hesap yapamıyorsunuz. Bu bir. İkincisi, onun öngördüğü sistemde size yer yok. Ama sizin öngördüğünüz sistemde ona yer var. Milton Friedman da bunun altını çizmiştir. Yani kapitalist bir ülkede sosyalist olabilirsiniz. Ama sosyalist bir ülkede kapitalizmi savunmanız imkansız. Size numune olsun diye bile izin vermezler. Gezi olayları sırasında ben söylemiştim, televizyonda başka yerlerde de söyledim. Taksim Meydanı polis tarafından boşalttıktan sonra dedim ki, parka dokunmasınlar. Park panayırı gibi olsun. Yani o insanlar kalsın orada istedikleri kadar. Dışarıya taşkınlık yapmasınlar, zarar vermesinler ama yapsınlar niye istiyorlarsa. Veya kazı çalışmayı tahsis edin bu arkadaşlara. Her birine bir alan verin. Belki orada bir model yaratırlar. İyi, ideal bir model olur. Biz de ders aldık, sadece biz de öyle olalım falan deriz. Tabii kimse bunu dinlemedi. Devlet otoritesi de böyle bir şey dinlemez. O pil gibi biliyorsunuz. Ezer, gider. Bundan dolayı sosyalistlerle insan olarak bir problemim yok ama sosyalizmle bir problemim olmak mecburiyetinde. Çünkü benim hayatımla iyi hesap yapıyor. Benim iyiliğimi bana rağmen düşünüyor. Bana rağmen beni iyi etmek istiyor. O zaman bir dakika demek mecburiyetindeyiz. Peki, sosyalistlerin özellikleri ne? Sosyalistlerin aptal insanlar olduğunu söyleyemeyiz. Sosyalist satarlar da, düşünürler de aptal insanlar değildi. Karl Marx mesela birçok karakter, defektleri olan bir insandı ama aptal değildi. Çalıştığı zaman korkunç bir çalışma enerjisi vardı. Zekası da çok iyiydi ama yolu yanlıştı. İnsani şeylerine girmiyorum, insani zaaflarına girmiyorum. Yani insani olarak bu soru gibi pek alınır tarafı yok. Çok sıkıntılı bir adam. Engels olmasaydı Marx da olamazdı belki. Ama yanlış yola girdi, yanlış yöntemlerle hareket etti ve ortaya bir totaliter teori çıkarttı. Dolayısıyla Marksizm sadece bir entelektüel akım olarak kaldığı sürece problem yok. Yok. Marksizm üniversitelerde olmalı, okutulmalı. Yani insanlığın kültürel birikiminin, entelektüel birikiminin parçasıdır bu. Bundan tabii ki haberdar olacağız. Bu işe özel olarak meraklı olanlar ya bu iş üzerinde ihtisas yapacak olanlar da bütün Marksist klasikleri okumalı. Marx'ın eserlerini okumalı, Kapital'i okumalı değil mi? Bunu yapmamız gerekir. Ama onlara dayanan bir toplum düzeni kurma sevdası ortaya çıktığı zaman bir dakika, orada dur kardeşim demek mecburiyetindeyiz. Marksistler, sosyalistler aptal olmamakla beraber tuhaf bir düşünce tıkanıklıkları var. Bu şundan kaynaklanıyor. Aynı şeyi FETÖ'cülerde de görüyorsunuz. Yasemin belki daha iyi biliyordur. Yani FETÖ gibi örgütler veya işte totaliter sosyalist örgütler, Türkiye'de ve dünyada örnekler olduğu gibi örgütün ilgi alanına giren meselelerde düşünemezler. Çünkü orada çözülmüştür her şey, emir komuta zinciri vardır. Ama diğer alanlarda düşünebilirler, fikir geliştirebilirler, tartışma yapabilirler. Marksistlerde de böyle bir tuhaf var. Bazı liberallerde de var, yani itiraf edeyim onu ya. Mesela işte Mises, Mises dedi ki diyor, bitiriyor adam. İşte Hayek dedi ki diye bitiriyor veya. Onlar daha az, Hayek dedi ki diye bitirenler daha az ama Misesçilerde bayağı belirgin veya Rothbardçılarda. Marksistlerde ise tamamen öyle. Neden? Çünkü Marksizmi bilim olarak görüyorlar aynı zamanda ve bilimin yanılmazlığına inanıyorlar. Her ne kadar aydınlanma düşüncesine çok saldırsa bile Marksizm kendisi de onun aydınlanma düşüncesi ürünüdür. Tipik bir pozitivist yaklaşımıdır. Marx'ın kafasındaki sosyal bilim nosyonu doğa bilimlerinin bir yansımasından ibarettir. Doğa bilimlerinin, ki şimdi o da tartışıyor, yani yanılmaz kanunları var mıdır? Tartışılır mı? Zaten bir tüm geleneğinden yaklaşırsanız tartışılır. Fakat ortalama bilim literatüründe işte tabiat kanunları, fen kanunları dediğimiz değişmez kanunlar var. Bu kanunlara dayanarak biz hayatımızda tanzimler yapabiliriz. Marx da aynı şekilde görmüştü. Yani dünyanın gelişimini, insan toplumundan gelişimini belirleyen kanunlar vardır. Bu kanunlar ekonomik içeriklidir. Bu kanunları benim gibi akıllı birileri tespit edebilir. Bir defa bunu yaptığımız zaman önümüz açıktır. Tabi orada bir sürü çelişki var. Mesela determinizmle hayatını feda etmek ve mücadele etmek, sosyalizmi kurmak için mücadele etmek, buralar çelişiyor. Determinizse, bu kaçınılmaz bir gelecekse, niye keyfimizi bozarak kendine hasta olsa gelecek diyebilirsiniz. Ama öyle olmuyor. Sosyalist örgütlere bakıyorsunuz, ne dindarlar kadar fedakarlık yapıyorlar neredeyse. İlginç bir durum. Ve düşünceyi tatile gönderiyorlar. Bir de sosyalistlerin naif bir üstünlük anlayışı var. Ahlaki üstünlüğün kendilerinde olduğunu zannediyorlar. Yani hemen hemen elhamdülillah sosyalistiz diyorlar. Niye? Ve bir tartışma yaptığınız zaman sizi kendi terimleriyle tartışmaya zorluyorlar. Ben burada size artık değer üzerinden mesela, altyapı üst yapı ilişkisi üzerinden de bir konuşma yapabilirdim. Ama o zaman Marksist jargonun sınırlar içerisinde kalmış oldum.
Halbuki benim yararlandığım yazarlar çok da önemsemiyorum. Yani mesela akli değer var mıdır yok mudur, akademik bir çalışma yapılabilir ama günlük analizleri buna dayandırmak zorunda değiliz. Mesela Richard Leren'in umurunda bile değil. Objektivist değer teorisilerini bir örneği olarak emek değer teorisi saçma sapan bir şey. Öyle de yürüyebilirsiniz. Emek değer teorisi yıkılırsa zaten sosyalizm olduğu gibi çöker. Ama sonuçları ortada. Şöyle olsaydı, Gustav Le Bon'un bir sözü var galiba. Gelecek nesiller diyor fedakarlık yapacak diyor. Bazı toplumlar fedakarlık yapacaklar. Sosyalizmin ne olduğunu mealen söylüyorum. İnsanlığa öğretecekler diyor. Çok ilginç bir şey. Hakikaten sosyalizmin ne olduğunu eğer sosyalist tecrübeler yaşanmasaydı tam olarak diyebilir miydik? Bilemezdik. Bu bakımdan sosyalist ülkelerde yaşamış bütün insanlara bir bakıma şükran borçluyuz biz. Onlar sayesinde neyin ne olduğunu daha iyi anlayabiliyoruz. Ahlakilli üstünlük kendilerinde olduğu inancıyla çok böbürleniyorlar ve çok havaya giriyorlar. Şey, entelektüel biziz. Biz insanız, insaniyiz, insancılız falan. Ama sicillere bakıyorsunuz pek öyle değil. Yani katliam, kan, açlık, baskı, tahakküm, gırla giriyor. Bir diğer özelliği sosyalistlerin şu. Ben düzenli olarak bir gün gazetesini okuyorum. İnternetten okuyorum, bir an mefistere gidiyorum bazen. Sosyalistler ne diyor bakayım diye. Orada bir gün gazetesini takip etmeye çalışıyorum. Düzenli olarak muhalefet ediyorlar. Devamlı olarak eleştiriyorlar. Neyi eleştirdikleri, neye karşı oldukları belli. Ama neyi sandıkları belli değil. Hiçbir problemde somut çözüm önerileri yok. Mesela bir gün gazetesi ifade özgürlüğünü savunuyor mu? Şüphede. Sosyalistlerin ifade özgürlüğü güme gittiği zaman, mesela o lüzumsuz yere üniversiteden atılan akademisyenler söz konusu olduğu zaman haklı bir savunu yapıyorlar. Yapanlar haklı ve gerekli. Ama mesela dindar birisinin ifade özgürlüğü bastırıldığı zaman aynı noktada değiller. Çünkü tarihi bir haklar yumağı akışı olarak görmüyorlar. Tarihi bir sınıf savaşları, ilericiyle gerici arasında uzlaştırılması mümkün olmayan bir çatışma olarak görüyorlar. O yüzden sosyalistlere şunu sormak hakkımız ve görevimiz belki de tartışmalarda. Anladım ama siz bütün bu vaatleri nasıl gerçekleştirmeyi düşünüyorsunuz? Yani işte eşit, sömürünün olmadığı, bireylerin özgür olduğu toplumu nasıl kuracaksınız? Hangi yol ve yöntemleri, hangi araçları kullanacaksınız diye zorlamak lazım. O konular hiç çalışmadıkları için çocuklar der ya, burayı görmedik, burayı çalışmadık, bir şey söylemiyorlar. Mesela bu çerçevede sosyalizmi bir barış ideolojisi olarak sunuyorlar. Bu da çok çok ilginç bir şey. Şimdi ideolojilerin tabiatında çatışmacı bir taraf zaten vardır. Özellikle total ideolojiler doğal olarak çatışmacıdır. Çünkü tekel, hakikat üzerinde tekel iddia etmeye yönelirler. Benim bildiğim sosyalizm bir savaş ideolojisidir. Aslında bu kaynaklarda da yazıyor. Yani tarih sınıflar savaşı değil mi? Hali hazırda burjuva toplumundan da burjuva sınıfıyla proletarya sınıfı arasında bir savaş yok mu? Nasıl oluyor da savaşa dayanan bir ideoloji barışı kendisine temel sorumlu olarak kullanabiliyor? Şöyle bir cevap verilebilir. Yani bizim istediğimiz sistem kurulunca zaten barış gelecek. Bunun anlamı şu, herkes sosyalist olunca zaten barış kurulacak. Ve sosyalistler her şeyi rastlaştırabiliyorlar. Şimdi Kürtlerle sosyalizm ilişkisine bakın. PKK gibi bir kanlı örgütün doğmasına sebep Türkiye'deki sosyalist fikriyattır. Eğer Türkiye'de aynı ölçüde güçlü bir liberal fikriyat olsaydı, bugün Kürtler hem çok daha iyi bir noktada olurdu, yani hak ve özgürlüklerini kazanma bakımından çok daha iyi bir yerde olurlardı, hem de Türkiye demokrasisi bu sayede daha iyi etmiş olurdu. Ama bu örgütün öncüleri, Soğuk Savaş dönemi sosyalizmiyle yetiştikleri ve şiddeti sadece meşru değil, gerekli ve işe yarar bir yöntem olarak gördükleri için PKK ortaya çıktı. Sonra PKK büyüdü, dallandı, budaklandı. Özellikle Suriye krizinden sonra uluslararası bir aktör haline geldi. Bu sefer Türk solu PKK'nın peşine takıldı. Umutlarını ona bağladı. Bu çok çok ilginç bir durum. Ayrıkçı hareketler çerçevesinde tartışabiliriz. İşte referandumdur, Katalonya'daki referandumdur, referandum, Kuzey Irak'taki referandumla tartışabiliriz. Her şey tartışılabilir. Ama çok ilginç bir şekilde nerede işlerine yarayacak bir şey olduğunu düşünüyorlarsa onu rastlaştırabiliyorlar, onu yüceltebiliyorlar. Bu çerçevede de liberallerin yaptığı gibi şiddete kategorik olarak karşı çıkmıyorlar sosyalistler. İyi şiddet, kötü şiddet, doğru şiddet, yanlış şiddet ayrım yapıyorlar. Mesela sosyalistler PKK şiddetini pek derdi etmiyor. Ama IŞİD şiddeti söz konusu olunca çok üst perdeden söylenmediği şey bırakmıyorlar. Dolayısıyla bir ilkeli duruşları da yok sosyalistler. Ayrıca sosyalizmin insan haklarıyla bir alakası yok, zaten anlattım. Şu
şu yakın zamanlarda 10-20 sene içerisinde yazmış bazı şeyleri bir tarafa bırakırsak, klasik sosyalist kaynaklara gidersek, doğuştan gelen, vazgeçilmez, devredilmez bir hukuk devletiyle korunması gereken, kanunilik veya hukukilik ilkesiyle garanti alınmasına gereken insan hakları anlamında bir insan hakları kavramının ve savunusunun asla sosyalist literatürde olmadığını görürsünüz. O yüzden sosyalistlere soruyorum ben bazen. Hangi kaynakta mesela hayat hakkının vazgeçilmez bir hakkı olduğu yazıyor? Böyle bir şey yok. O bakımdan da sosyalistler, iktidarda sosyalistler ve muhalefete sosyalistler diye ayrılabilir. Muhalefette sosyalistler daha özgürlükçü yöneceklerdir. Çünkü özgürlüklere ihtiyaçları vardır ve özgürlük mücadelede rakiplerini zayıflatmaya yaramaktadır. Ama iktidara geldiklerinde aynı sosyalistlerin en baskıcı, en tahakkümcü yolları takip etmesi şaşırtıcı bir yol olmayacaktır. Peki ne yapacağız? Sosyalistleri yok mu edeceğiz? Hayır. Tabii ki öyle bir şey olmaz. Sosyalistler olacaktır ve olmalıdır. Sosyalizm de fikir olarak olmalıdır. Her fikir olmalı ki fikir hayatı dengeli ve verimli olsun. Ama sosyalizm radikal marjinal ideolojilerden birisi olarak olmalıdır. Bana sorarsanız faşist fikirler de olmalıdır. Yani faşistlerle tartışarak en azından kendimizi geliştirme imkanımızı artırabiliriz. Her türlü fikir kendisini ifade edebilmelidir. Her türlü fikir toplum içerisinde örgütlenebilmelidir. Ama sosyalizmin sivil hayatta veya kamu aracıyla tekel kurmasına karşı çıkmamız gerekir. Bundan dolayı da sosyalizmle ilgilenmek ve sosyalizmi eleştirmek mecburiyetindeyiz. Diyeceklerim bu kadar. Taner, sorular olursa veya açıklamalar olursa onları dinlemek isterim. Atilla Hoca'ya bu aydınlatıcı sunuş için çok teşekkür ediyoruz. Herhalde bol miktarda soru gelecektir. Hocam oturarak mı cevaplamak istersiniz yoksa? Artık oturarak. Önce sorulardan başlayalım, ondan sonra da kısaca buyurun. Toplantı geleceğimi söyleyeyim de sendikacı arkadaşlarla konuşuyoruz. Şahit senin orada ne işin var? Niye dedin? Liberalizm de sendikacılığı karşı. Hocam liberalizm de sendikacılık. Liberalizm sendikacılığı nasıl bakıyor? Birincisi bu. İkincisi güncel olduğu için bağımlılık sektörü biliyorsun %40 kar yaptı. Memurlarda %7,5 verildi. Liberalizm bu tür sorunları nasıl çözüyor? Bu bizi başka alanlara kaydırıyor. Birinci soruyu tamamen geçelim. Sendika şeyleri zor bir mesele. Sendika, sadece şunu söyleyeyim. Sendika bir örgütlenme tarzı olarak tabii liberalizmin izin vereceği bir şeydir. Burada problem kamusal yetki kullanan sendikacılığın olup olmaması meselesi. Onun tartışılması gerekir. Çetrefilli bir mesele. Bir şey gelince bankaların kar etmesi kötü bir şey değil, iyi bir şey. Bankalar kâr ettiği için eleştirmek değil, tebrik etmek gerekir. Hükümet de bunu anlamakta zorluk çekiyor. Yani bankalar zarar etseydi, bassaydı topluma çok büyük zararları olurdu. Kâr ettikleri için topluma faydaları var bunlara. Bankaların %40 kârıyla işçilerin %23'e de artışını karşılaştırmak, Elma ile Mahmut karşılaştırmaya benzer. Bu tür karşılaştırmalar pek yapılamaz. Ama yanına şu söylenebilir, eğer ülkedeki sermaye stoku artarsa bu herkesin yararına olur, işçilerin de yararına olur. İşçi ücretlerinin yükselmesine de katkısı olur. Fakat dediğim gibi başka konular. Evet, buyurun. Nesim Gökşen, Hacettepe Tarih. Hocam adına sağlık. Çok ayrım olmuş. Hocam, faşizm ve sosyalizm arasında, özellikle pratik uygulamalarında birbirlerine benzerlikler olmasına rağmen bahsettiğiniz gibi otoriter ve diktatörler, fikir ve ifade özgürlüğünün kısıtlanması, milyonlarca insanların öldürülmesi, sürgünler falan vesaire. Buna rağmen sosyalizmin sosyal bilimlerde, entelektüel camiada, basında, medyada itibarının, prestijinin yüksek olmasının sebebi nedir? Daha doğrusu faşizm ve sosyalizm arasındaki bu itibar uçurumunun gerekçeleri nedir? Faşizm derken bir aşağılama vardır. Sosyalizm bu kadar çıkartılabilir. Özellikle entelektüel camiada bir şey. Bunun gerekçeleri. Bana çok iyi bir pas attın, çok sevdim. Bilmiyorum gördün mü, üzerinde yazdığımızdan da var. Mesela sosyalistlerin günahı faşizmin boynuna diye bir yazı yazdım. Gördün mü? Sosyalistlerin günahı faşizmin boynuna. Biz katili sosyalist olanı severiz.
Biz katilin diktatör olanını severiz. Katilin diktatörün sosyalist olanını severiz gibi yazılar yazdım. Çok hoş bir konu. Ben çok yakın zamana kadar sosyalizmin rasyonalist bir teori olduğu, faşizmin ise reaksiyonel bir teori olduğu, akla bir çeşit isyanı temsil ve teşvik ettiği görüşünü paylaşıyordum. Okumalarım sonra bunu değiştirmeme sebep oldu. Faşizm de rasyonalist bir teori. Yani ırk dediğimiz şey bilimsel olarak tespit edilebilecek ve ırkı üstünlük dediğim şey bilimsel olarak tespit edilebilecek bir şey değildir. Akıldan çıkan bir soyutlamadır. Alman ırkının üstünlüğü Alman aklının bir şeyidir. Yansımasıdır, Alman aklının ürettiği bir görüştür. Felsefi kalkış noktaları olarak farklılıklar var tabii. Faşizmde ve şeyde. Fakat faşistlerin daha dürüst olduğunu düşünüyorum ben sosyalistlerden. Yani ne yapacaklarını düzgün söylüyorlar. Formül kullanmıyorlar. Yani faşizm kaba bir şeydir. Şiddeti, haklı şiddeti kutsayan, lider kültüne tapan, milletin lider etrafında birlik ve bütünlük olmasını ve işte milletler arasında varoluş mücadelesini böyle kazanabileceğine inanan, ben yok biz varız diyen, bireyciliğe karşı olan, kapitalizme karşı olan bir teori, faşizm. Tipik otoriter sistemlerle faşizm de birbirine karıştırılıyor. Mesela Franco faşizmi, Salazar faşizmi falan diyorlar. O biraz kavram yanlış kullanılması oluyor. Bunlar daha geleneksel otoriter şeylere yakınlar. Faşizmin otoriter sistemlerden, geleneksel otoriter sistemlerden temel farklılığı kitle mobilizasyonu esas almasıdır. Yani faşistler şeyle yetinmez. Geleneksel otoriterlikte olduğu gibi iktidarda olmakla yetinmezler. Kitleyi mobilize etmek isterler. Şimdi sosyalizmle faşizmi karşılaştıralım. Kocaman bir devlet, ikisinde de var. Bütün bireyin hayatını gözetleyen ve denetleyen bir devlet, ikisinde de var. Ekonomik hayatın devlet kontrolünde olması, ikisinde de öyle. Faşistler kağıt üzerinde özel mülkiyeti kaldırmış görünmüyor ama fiilen mülkiyet yok. Yani de facto olarak mülkiyet yok. Neden? Şundan dolayı. Ekonomiyi faşistler bir makineye çeviriyor. Bu makine devlet belirlediği amaçlara hizmet ediyor. Savaş hazırlık vesaire. Bir şeylere hizmet ediyor. Özel mülkiyet disfonksiyonel hale geliyor. Soytel bilimde, sosyal ülkelerde de özel mülkiyet yok. Ekonomi devlet tamamen çekim çeviriyor. Faşist ülkelerde muhalefet rejim var mı? Nasyonal sosyalist Almanya'da yoktu ama faşist İtalya'da vardı, bir miktar vardı. Yani Mussolini zamanında sosyalist bir dergi bile yayınlanmaya devam etti. Duce de zaten eski bir sosyalistti. Bu çok ilginç bir durum. Bunun önemli bir sebebi tabii ki sosyalist entelektüel tahakkümdür. Bu komünizmin kara kitabında bu bahisi ele alıyor yazarlar. Neden olduğunu? Yazarların anlattığına göre Sovyetler Birliği'nin yaşadığı dönem boyunca yaklaşık 10 defa resmi faşizm tanımı yapılmış. Şu anda bizde yaygın olan Norman adlandırılan faşizm tanımı sonuncusu. Yani işlerine nasıl geliyorsa, nasıl yarıyorsa, kendi mücadelelerine nasıl faydası olacaksa öyle tanımlamışlar. Bir James Gregor diye bir yazı var. Yazar var, James Gregor. O faşizm ve Marksizm uzmanı. Onun çok güzel kitapları var. Canus'un 200 diye bir kitabı Türkçe'ye çevrildi, gelenek kendisinden ona bakabilirsin. Bu Marxism and Fascism diye de bir İngilizce kitabı var, Türkçe'ye başka bir şey çevrilmemiş. O da uzun uzun bu konuları ele alır. Yaşayan en büyük faşizm uzmanlarındandır zaten kendisi. Bu çok ilginç bir durum. Aynı zamanda çok ahlaksız bir durum tabii. Yani faşistler bir adam dövdüğü zaman herkes kınıyor. Sosyalistler bir adam dövdüğü zaman... Ona da faşist demiş. Ya ona faşist diyor ya kimse şey yapıyor. Haklıydı da. Hocam bunun sebeplerinden biri 2. Dünya Savaşı'nın nazizmin kaybetmesi olabilir mi? Muhtemelen öyledir. Eğer Hitler kazansaydı büyük daha ihtimalle bazı yazarlara göre Amerika'da da mesela faşist bir şey yapacaktı. Büyük bir ihtimal zaman faşist baskın hale gelecek. Evet hocam bir dizi var. The Man in the High Castle. Yüksek şatodaki adam diye. 2. Dünya Savaşı'nı Almanlar kazanıyor. Amerika'yı işgal ediyorlar ve Amerika'ya özgürlük getirdiklerini düşünüyorlar ve tam tersi bir ideoloji. İşgal etmesine gerek yok. Hitler'in, Nazilerin şeyi planı yoktu, Amerika işgal planı yoktu. Ama Hitler'den önce Amerika'da faşistler, Naziler vardı. Hatta bazı yazarlara göre, James Gregor'da da bunun izleri vardır. Avrupa'daki faşistler, Amerikan faşistlerinden de etkilendiler. Mesela Ötenazi'nin ilk Amerika'da ortaya çıktığı söyleniyor fikir olarak. Hatta ciddi bir fikir tarihçiliği de olmadığı için işte. Takip etmek zor oluyor. Fakat bu çok tuhaf bir durum. Tabii sosyalistler faşizm kavramını neredeyse anlamsız hale getirdiler. Yani her sevmediklerine, beğenmediklerine faşist diyorlar. Beğenmedikleri fikre faşist bir fikir falan diyorlar.
Benim açımdan bir fark yok. Ben şöyle bakıyorum. Senin için zaten sonundan anlaşılıyor öyle. Yani insan hayatına keyfi sebeplerle, ideoloji sebeplerle son veren her yaklaşım, ister faşizm, ister marşizm, ister bilmem ne, yanlıştır. Ve bunların hangisinin bir kabahatiyle karşılaşılırsa o kabahat kınanmalıdır. Çifte standart kullanmamalıdır. Türkiye'nin en büyük problemlerinden birisi de bu. Peki bu sadece sosyalistlere falan mı mahsus? Yok, hemen hemen her kanatta vardır. Mesela İslamcı kanatta da işte kendilerine yakın kimselerin şiddetini en azından daha hafif görme eğilimi falan olabilir. Belki bu kısmen insani bir şeydir. Ama bunun böyle olmadığını söyleyecek ağızların, yayın organlarının falan da olması lazım ki toplum sağlıklı bir toplum olsun. Yoksa o zaman herkes kendi şiddetini kursar, herkes kendi şiddetini kullanır, herkes kendi amaçları için şiddet kullanır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde sosyalistler başörtülü kız öğrencileri dövüyorlar. Star gazetesinde Ahmet Kekeş faşistlere bak faşistlere diye yazıyor mesela. Evet, çok ilginç. Yani laf söyleyebilecek çevrelerde sosyalizmin bir en azından retorik üstünlüğü, kavramsal üstünlüğü ve nüfuz etmişliği var gayet entelektüel dünyada. Bundan kaynaklanıyor olabilir. Asıl sebep hocam belki daha entelektüel olarak daha üstün olması. Yani daha çok yayın yapmışlar, kişi yetiştirmişler, daha örgütlüler. Onun için böyle bir üstünlük sağlamış olmaz yani. Her yerde öyle. Bu belki de bir sonuçtur. Evet, bir sonuçtur. Yenilmesi lanetli hale getirdi faşizmi. Bugün faşizm, faşistler bile faşistim demiyor, demez. Ama sosyalistim görsünüz, göre göre diyebilirsiniz. Entelektüel dünyada sosyalistlerin kesin bir üstünlüğü var. Ben bunu yine söylemişimdir belki burada veya başka yerlerde. Muhafazakar arkadaşlara da söylüyorum. Yani siz aslında sosyalistsiniz diyorum. Sosyalistlerden de yararlanıyorsunuz. Mesela bir zamanlar Hilal Kaplan'a söylemiştim, onun kocasına söyledim. Çünkü o Foucault okuyor, şey yapıyor. Zizek üzerine doktora tezimle yazıyormuş bunlardan birisi mesela. Foucault için bence Manduralı vardı. Marx zaten İslam'dan almıştır bütün teorisini diyor. Yine böyle bir şey var değil mi? İslam'dan almıştır. Ama bir şey söyleyeceğim hocam bir dakika orada. Foucault için bence aynısını söyleyemeyiz ama Zizek'le ya da işte Marx'la aynı şey post-Marxist olabilir ama çok ciddi bir kritiğini de yapmıştır bence sosyalizmi. Ben okudum dedim. Foucault daha ciddi bir adam. Foucault şöyle söylüyor. Foucault tabii Fransa sol genelinden geldiği için evet. Çok handikaplar olan bir adam ama tabii önemli bir yazar. İşyerler de yapmış. Son zamanlarında daha iyiydi Foucault. Evet. Şeyi anladı. İktidarı çözmekte, iktidarı desantralize etmekte piyasanın önemini anladı. Son yıllarında hatta evet. Hayek'i ciddi ciddi okuyup okudu ve Hayek'ten bir liberter bir kritiği de çok iyi olmuş. Ömrü vefa etseydi experimental şey olmasaydı Foucault çok daha iyi şeyler yapabilirdi. Şunu da söyleyeyim, Fransız entelektüel ortamı çok müteahhimdir arkadaşlar. Bizdekinden daha müteahhimdir. Fransa'da solcu olmamak çok zor. Dönmüşse bence bu kadar yanlış. Başka bir şey anlatayım size. Bakın entelektüel ortamınız tesadüfen sizi nasıl belirliyor. Şimdi Tonjut diye bir yazar var. Bu bir Fransız asıllı bir tarihçi. Öldü hocam. Öldü. Namuslu bir adam. Yani namuslu dediğim şey, olguları şey yapmayan, reddetmeyen bir adam. 1990'ların başında French Intellectuals and Marxism falan gibi bir kitap yazdı. Perfect. Ben bunu Aydın Yalçın Hoca'dan öğrendim. Kitabı aldım, baktım şeye. 1990'ların başında ben daha çok çömez sayılırdım şeye. Ama şeyi anladım. Yani şey tartışıyor yazar. Yani Fransa'da niye bu kadar sosyalistler kör gözün parmağına alırlar? Çünkü çok büyük bilgi akışı var batı şeyden, sosyalist ülkelerden ve bu bilgi akışı ideal teori hep yananlıyor. Dolayısıyla entelektüellerin bir şey yapması lazım. Yani bir eleştiren olması, bazı şeyleri itiraf etmesi lazım ama körü körüne gidiyorlar. Bunu falan analiz ediyorlar. Halil Bektay Hoca, kulakları çınlasın. O da belli bir hayal çizgisinden gelen bir şey. Halil Bektay Hoca 2010'ların sonlarına doğru bu bulunduğu noktaya gelmeye başladı. Tony Judd'un tesiriyle. Amerika'da Borders kitap evinde dolaşık kitapları incelerken o kitabı bulmuş, almış orada okumaya başlamış. Merak etmiş, onu sonra takip etmiş. Şimdi Halil Bektay entelektüel şey, aile köken itibariyle benden daha avantajlı bir aileden gelen birisi. Ama Aydın Yalçın'ın yakında ben bulundum, o bulunmadı. O Doğu Perinçek'in yakında.
Babası da sosyalist. Yani babası da sosyalist hareketin içinde Erdoğan Berkay. Bu ne kadar şey kaybettiriyor görüyor musunuz tesadüfte ne kadar? Hoca bunu tabii büyük bir şeyle yazdı. İşte John Tony Judd diye birisi var şöyle dedim kendime ben bunu 15 sene önce, 16 sene önce biliyordum, okumuştum. Bütün bu yazarlarda da mesela Foucault tabii ki o okunabilir ama Zek daha rüştünü ispat etmesi gereken bir yazar ve Türkiye'deki muhafazakar camianın Hayek okumayıp, hani Berg okumayıp, Okşol okumayıp gidip Zek okuması, Zek de at pisliğinde boncuk bulur gibi keramet alması insanı rahatsız ediyor. Yine aynı şeyden geliyor işte adalet, dayanışma, insanlık bilmem ne gibi böyle soyut, tanımlanamayacak, ölçülemeyecek ideallerden hareketle bu şeye düşüyorlar, tuzağa. Ben Nesim'in sorusunu hem de bir yorum yapayım hocam, hem daha açmak için. Bu yakınlarda öldü Amerikalı liberal bir sosyolog istisnai Peter Berger diye. Ve onun da ondan önce Hayek de bunu tekrar etmiştir. Aslında sosyalizmin cazibesinin kaynağında modern döneme yönelik, moderniteye yönelik, modern dediğimiz çağa yönelik onun yarattığı böyle bir topluluktan, bir komüniteden uzak kalmak duygusu. Çünkü insanlık son 300 yıla kadar neredeyse gruplar halinde yaşıyor. Ve kapitalizmin gelişmesiyle birlikte o gruplardan dışlanıp, dışlanma demeyelim de o grupların baskısını atıp cemaatin dışına çıkıyor. Ve onun yarattığı müthiş bir gerilim var. Dolayısıyla özellikle evrimsel psikoloji ya da evrimsel biyologlar diyorlar ki yani bize bu grup içinde yaşamak, bir daha geniş cemaate ait olmak içimizde böyle genetik olarak var. Ve sosyalizm sürekli olarak bu ihtiyacı doyuruyor. Ve sosyalizmin bu kadar cazip olmasının, cazip gelmesinin sebeplerinden bir tanesi şu, maliyet diye bir kavramı yok. Yani hem modern öncesi o var olduğu varsayılan, gerçek değil ama bunlar, var olduğu varsayılan o bir arada yaşama, dostluk, kardeşlik, hem de aynı zamanda modernliğin beraberinde getirdiği teknolojik ilerleme ve zenginlik beraber olacak. Yani anlatabiliyor muyum? Yani o yaratılan o son 300 yılın yaratıldığını düşündüğümüz modernlikle gelen sıkıntıları aşıyor. Marx'ta da zaten olay, belki de eski bir sosyalist olarak söylüyorum, Marx'ın da zaten en cazip tarafı şurada ki, Hegel'in bir araçsal bir tarih anlayışından tam anlamıyla kopamamış. Bunu Marksistler bir türlü anlamak istemiyorlar. Hegel'de tarihin bir başlangıç noktası var, bir de sonu var. Ve bu sonuna geldiği zaman tarih, o devreviyi atlattığı zaman bir dünya cenneti kurulacak. O Hristiyanlık eskatolojisindeki hikaye de bu. Yani İsa'nın ikinci gelişi gibi. Yani cenneti aslında Hristiyanlığın bir şeyidir. Evrensel sınıfı vardır. Diyalektik olarak ilerler. Dünya cenneti komünizmdir. Ve Marx'ın komünizm tanımlarına falan baktığınızda iş bölümünün tamamen ortadan kalktığı, bir insanın aynı zamanda felsefeci, aynı zamanda bahçıvan, aynı zamanda öğretmen, aynı zamanda her şeyi yapabildiği, iş bölümü diye bir şeyin olmadığı ve müthiş bir bolluk toplumu. Marx'ın şeması şöyle bir şeydir. İlkel toplumda tam anlamıyla kardeşlik, dostluk vardır ama üretim yoktur. Ama bir şey vardır, yabancılaşma yoktur, herkes toplumun parçasıdır. Tarihin sonunu ifade eden komünist topluma geldiğinde yine ilkel toplumun o kardeşliği, dostluğu, dayanışması ve iş bölümü eksikliği olacaktır. Ama bununla birlikte aynı zamanda kapitalizmin bütün getirdiği bolluk da olacaktır. Ve Marx budur. Yani hani bunu söyler. O yüzden mesela bir dünya cenneti vaat eden bir ideoloji insanlara şey geliyor. Ve ayrıca bunu da hocam da tartışıyoruz zaten uzun süredir. Liberal kapitalizmin veya özgürlüğün insanı yoran bir tarafı var. Yani çünkü sürekli seçim yapmak zorundasınız. Kesinlik yok. Değil mi? Yani böyle bir dünyaya ilişkin belirsizlikler var. Sosyalizm size bütün bunlara cevap veriyor. Yani bir samimi olarak inanan bir dindarın iç rahatlığıyla bir sosyalistin iç rahatlığı arasında çok büyük bir şey yoktur. Çünkü hiçbir çelişki yoktur. Doğru bellidir, iyi bellidir. Ve tarihin akışı bellidir, iyi bellidir. Ve o tarafa doğru gidiyor. Bir de tabii entelektüellere niye cazip geliyor? Kusura bakmayın, korsan bildiri gibi falan oluyor. Sosyalizmin özünde şu yatıyor yani. Doğruyu bilmeyen başkalarına doğruyu anlatmak. Entelektüeller de düşüncelerle uğraştıkları için. Tebliğ etmek. Tebliğ yani, tebliğ etmek. Yani bu ister istemez entelektüellere müthiş bir şey veriyor. Güç veriyor yani. Hani tanrısal bir şey, doğruyu bilmiyoruz. Ben senin için neyin iyi olduğunu da biliyorum. O zaman ben tabii ki mecburum yani. Yoksa istemiyorum aslında, eşitiz ama. Ya öğreteceğim sana, başka yol yok. Gibi bir şey var.
Bayağı ki Marx'ta tabii megaloman bir taraf kesinlikle var. Belki birçok entelektüelde de var. Entelektüelde yakalanabileceği hastalıklardan birisi bu. Yakalanmış arkadaşlarımız var. Marx'ın sakalı mesela şeydir. Dikkat edin, Marx kendisi Zeus'a benzetmiştir. Sakal tarzı falan. Bir de Taner Hocam dediği gibi sabah balık tutuyordan sonra olan akşam felsefe tartışmasına katıl filan. Bu da mesela çok komik bir şey. Bu ancak sonsuz bolluk toplumunda olabilir. O yüzden Marx'ın en azından başlangıçta kapitalizmi tamamen reddetmediği, ben kapitalizmi tamamen reddetmek üzere çıkmadan onu tamamlayacak ve hedeflerine taşıyacak. Bilakis Marx kapitalizme hayran bir adam. Yani üretim kapasitesine, potansiyeline, feodalizmi yerden yere vurmasına, ondan müthiş bir hayranlık var, onu alıp... Ama ben bir şeyden anlayamamış. Anlayamamış, evet. Ben yedim bir kusur oluyor. Hocam belki konuyu değiştirmiş gibi olacağım ama bu nasyonel sosyalizmle ilgili biraz bilgi verebilir misiniz? Çünkü hem burada Almanya örneğinde mesela firmalar çok güçleniyor. Özel firmalar askeri teknik açıdan güçleniyorlar. Hem de sosyalist bir yapıları var. Ufak bir bilgi verebilir misiniz? Nasyonel sosyalizm. Yani sosyalizm şöyle de görülebilir. Devletin toplumsal hayatı işgal etmesi. Bu şu anlama geliyor. Toplumsal amaçları devlet belirleyecek. Bu amaçlar için bireylerin yapması gereken görevleri devlet verecek bireylere. Onlara bunu yaptıracak. Ekonomi bütün olarak devlet hedefleri sevk edecek. Bunun karşılığında size devlet garanti verecek. Mesela işiniz olacak, işte karnınız aç kalmayacak, bu gibi bütün ihtiyaçlarınızı karşılayacak. Önemli faşist filozofların bazıları eski sosyalistler zaten. Yani eski sosyalistler hep liberal olmuyor yani. Mesela Mussolini bir eski sosyalist. Galya'da da önemli faşist teorisyenler, eski Marksistler. Onlar şöyle düşünüyorlar, onlar biraz daha gerçekçi. Bu ayrıca sosyalistler de tartışmadır. Ruslar da tartışıyor. Tek ülkede mi devrim olmalı? Bütün ülkede mi? Tek ülkede komünizmi gerçekleştirebilir miyiz? Bütün dünya sosyalist olmalı yoksa yapamaz mıyız? Sürekli devrim mi? Bir sürü şeyler, tartışmalar yapıyorlar. Bugün dünya açısından bakıldığında incir çekirdeğini doldurmayacak şeyler belki. Ama insanlar bunlara hayatlarını veriyorlar. Şöyle düşünüyor sosyalist, nasyonel sosyalist yazarlar. Ya bu sosyalizm aslında iyi bir şey. Yani devletin mekaninde olduğu, her şeyi çekip çevirdiği, işte Hegel'de de var en yüksek amaç. İnsanlığın gelişim son noktası. Fakat bunu dünya ölçeğinde gerçekleştirmek bir hayal. Bunun ölçeğini küçültelim. Yani bizim toplumumuzun ölçeğinde bunu yapalım. Ana fikir bu. Lider kültü bakımından mesela faşizmle sosyalizm farklılaşır. Sosyalizmde lider kültü yoktur diyorlar. Pratik bunu yalanlıyor. Sosyalizmde lider kültü var. Teorik olarak yok ama pratik. Defas bütün sosyal örgütlerde lider kültü var baktığınız zaman. Mesela Lenin'i, Stalin'i düşün. İkincisi, sosyalist ideolojik hareketlerin doğası kaçınılmaz olarak lider kültü getiriyor. İşte Sovyetler Birliği'nde Komünist Parti, Komünist Parti içerisinde Politburo, Politburo içerisinde genel sekreter. Bir faşist lider kadar güçlü genel sekreter, her şeyi kontrol ediyor. Ama söylem düzeyinde ayrı bir şeyleri var, tarzları var. Hocam bir soru daha soralım. Bu imtiyazlı gruptan bahsetmiştiniz Sovyetler Birliği. O gruba nasıl giriliyor? Mesela öyle bir bilimde şey var mı? Eğitimle mi giriliyor o gruba? Türkiye'dekine benzer bir eğitim sistemi var. Daha endokrine edilmiş bir eğitim sistemi var yalnız. Yani ideoloji daha açık ve daha yoğun bir şekilde veriliyor. Şimdi okuduğum yazarlar diyor ki, İnsan tabiatını kimse değiştiremez. Sosyalistler insan tabiatını değiştirmedi. İnsan tabiatı sosyalizmi kendi hizmetine koşturuyor. Şimdi bakıyor, siz bir çocuk babasınız, bakıyorsunuz her baba gibi çocuğunuzun sizden daha müreffeh yaşamasını istiyorsunuz. Yolu nedir? Komünist Parti gençlik teşkilatına girerse, buradan Komünist Partisi'ne sıçrarsa, Komünist Parti içerisinde yükselirse bu iş olur diyor. Dolayısıyla Komünist Parti'ye gençlik teşkilatına çocukları üye kaydedebilmek, onların üzerinden seçkin okullara. Seçkin dediğimiz, yani el üstünde tutulan bürokrasinin, şeylerinin, elemanlarının devşirildiği okullara çocuğu göndermeye çalışıyorsunuz. İnsan tabiatı hakikaten üstün geliyor. Bu Türkiye'de de, iki eğitim sisteminde de biraz benzerlik var. Tıpatıp değil tabii ama, yani işte bu devlet lisanslaması, mesleklerin diplomaya bağlanması, endokrinasyon, merkeziyetçi sistemi kaçınılmaz olarak getirdiği endokrinasyon gibi şeyler. Bizde de niye çocuklar okutuyoruz? Çoğumuz işte devlette iyi bir yer bulsun filan diyoruz. Yani
konuyu bilgilenen bir şey söyleyeyim için. Buyurun. Evet, yani Fredrik Frey'in Turkish Political Elite var. 1965'te yazmış ama hala çok geçerli. Türkiye'de elit olmanın yolu eğitimden geçer. Yani bütün işte meclisteki parlamenter üzerinde yaptığı çalışmada ki bulguya dayanan şey budur. Bir de ben bir cümle daha söyleyeceğim. Zürher'in Süleyman Demirel için kullandığı bir tabir var. Self-made man. Bizde hani herkes çocuğun böyle olmasını ister, kendi kendini yaratan adam gibi aslında. Hani bunun da eğitimle olacağı düşünülür, belki o yüzden olabilir bilmiyorum. Self-made man ve yoğun eğitim çelişir aslında. Self-made man biraz serbest de. Yani şu tabi, çaldım çaldı, çayla Mevlam Kayra'yla biraz. Demin gelmeden arkadaşlarla konuşuyorduk da bir arkadaşım çocuğuna çok düşkün olduğunu, her şeyle ilgilendiğini falan. Ailelerde böyle bir eğilim vardır ama bu mesela self-made olmayı önler. Devlet daha kötü önler. Şu anda mesela eğitim problemi, sistemiyle ilgili problemlerin özünü tartışmıyor bizimkiler. Senin dediğin mi olsun, benim dediğim mi? Benimki gibi mi endokrine edilsin, seninki gibi mi endokrine edilsin? Aralarında derece farkı var. Birisi biraz daha insaflı, birisi biraz daha vahşi falan. Frey'in şeyi doğru, elit tabakalara girmek, eğitime geçiyor. Bunu şöyle söyleyeyim, kötü şeylerin iyi yanları da olabiliyor yalnız. İnsafsız olmamak lazım. Mesela bu aptal eğitim sisteminin kadınlar açısından verdiği, bazen de fakirler açısından verdiği sonuçlar da var. Mesela kadından statüs değiştirmesinin başça yolu Türkiye'de eğitim. Eğer ampirik araştırmalar kadınların bundan yararlandığını gösteriyorsa bunu takdir etmemiz lazım. Böyle bir şey var. Bu eğitim sistemi olmasa bu mekanlar bir kısmı erken aramızda olamayacaklar. Fakir çocuklar için de böyle şanslar olabiliyor. Ama tabii sistemin mutlaka yarattığı mahsullar da var. Evet, Sabahattin Bey. Ondan sonra abi seni yapacağız. Söylüyoruz. Hocam, sosyalizmin Türkiye ile ilgili uygulamalar hakkında bir bilgi verir misiniz? Özellikle 1980'li yıllara kadar. Bu adam da Rusya'da ekonomi politikalarını belirlemek için bir kurum olduğunu söylediniz. Büyük bir kurum olduğunu söylediniz. Türkiye'deki devlet planlama teşkilatı bununla benzerliği var mıdır? Mutlaka var ama GOSPLAN ayrı. GOSPLAN ekonomi politikalarını yapmıyor. Ekonomi politikaları ayrı bir şey. Ekonomik hayatın planlanması ayrı bir şey. Politika planlarsınız, bunu ilan edersiniz ve kamu ekonomisinde bunu bularsınız. Bir de özel sektör vardır, o kendi bildiği yolda gider. En fazla onlar teşvik etmiş veya işaret vermiş olursunuz. Sosyete bilimde öyle değil. En ince de ondan dolayı binlerce kişi çalışıyor zaten ve itibarlı bir yer. Oraya girmeye çalışıyoruz mesela gençler falan şey girmeye çalışıyor. Aynı şey. 90'ların başında biz hep şey söylerdik. Yani son kanal sosyalist ülke Türkiye falan derdik. Bu büyük ölçüde doğruydu. Allah rahmet eylesin. Turgut Özal da tabii Türkiye sosyalist. O da söylerdi. Turgut Özal da sosyalist ülke Türkiye falan derdi. Turgut Özal'la biraz çıkmaya başladık bu şeyden. AK Parti hükümetleriyle bazı sektörlerde belki biraz çıktık ama hala sosyalist bir şekilde idare edilen, toplumdan da sosyalist bir şekilde idare edilmesi talep olan ekonomik sektörleri var Türkiye'de. Belki de sosyalizmden tam olarak kurtulmak da mümkün değil. Bazı yazarlar da devletin her olduğu yerde sosyalizm kaçınılmaz olarak var olacaktır diyor. Eğer bu doğruysa şöyle bir hedef gözetilebilir, devlet var olduğu sürece. Yani mümkün olduğu kadar kamu ekonomisi dediğimiz şeyi küçültmek, özel sektör dediğimiz ekonomik şeyi de büyütmek. Yani bunun önünü açmak. Bu da kolay bir iş değil. Problemin sadece devletten iktidara sahip olan elitlerden kaynaklandığını zannetmeyin. Toplumdan da doğan problemler var. Yani toplumsal talepler var. Bizi iyi edin. Bizi geçindirin. Bizi besleyin. Bizim çocuklarımızı eğitin. Filan gibi talepler var. Demokrasi burada maalesef zarar da veriyor. Çünkü bir politikacı o oyu toplamaya bakıyor. Diyor ki senin her talebini yerine getiririm ben diyor. Sen yeter ki beni seç. Mesela Kılıçdaroğlu bu profile çok uyuyor. 4 senede çözerim terörü, çözmezsen giderim diyor. Onun kaybedeceği bir şey yok, oyu gidecek ama toplum çok şey kaybedecek belki. Onu da hallederim, bunu da hallederim diyor. Peki nasıl halledeceksin? Kaynak var mı? Asgari ücreti. İktidar şey de öyle, mesela AK Parti zamanında devlet büyüdü büyük ihtimalle. Afrika aşımı var mı bilmiyorum ama biz bir indeks geliştirmeye çalışalım dedi. Şey büyüdü hocam. Mesela istihdam açısından bakarsanız en azından büyüdü devlet. Eğitimde devlet harcamaları arttı diyoruz. Bunu biliyoruz ya. Vergi oranları arttı. Bu iyi bir şey. Yönelik olarak. Eğitimde devletin bütçesinde eğitime ayrılan payın büyümesi bir bakıma iyi bir şey. Ama bir bakıma da devletin büyüdüğünü gösteriyor. Eğitim sektörü tamamen devletin kontrolü Türkiye. Yüksek öğretim daha iyi.
Ve ne toplumdan buna bir itiraz var, ne şeyden bir itiraz var. Muhalefet partilerinden bir itiraz var. Ve bu eğitim sistemi, mesela FETÖ niye kendi çapında başarılı oldu? Eğitim sistemi yüzünden başarılı oldu. Eğitim sistemi ve işe giriş yöntemleri sayesinde başarılı oldu. Türkiye'de ortalama siyasi kültür, desantralize edelim, herkes kendisi kendisini yönetsin, her şeyi kendi başının çaresine baksın diye işlemiyor. Şehirler de buna yatkın değil. Bu tipik şey, devletçi mantık işte yani. Sosyalizm bir anlamda bu. Yıllarca önce Mersin'e gittik biz. Kim vardı şimdi hatırlamıyorum. Simit Olgun Kuşlar'la da bir görüşme yaptık bazı şeylerle. Ankara'dan gidiyoruz ya. Sanki bizim politik gücümüz varmış gibi. Devamlı bize şey anlatıyor. Ankara bizi görmüyor. Ankara Antalya aldı başını gitti. Şimdi dayanamadım dedim ya. Hep Ankara diyorsunuz ya. Mersin. Güneşi olan, denizi olan, verim toplu olan diye... Ticari kapitalist geçmiş olan Osmanlılar bir şey yani. Bütün dertleri Ankara'dan yatırım çekiyor. Antalya'ya onu yaptılar, bize yapmadılar. Yani bu kültür çok ilginç bir kültür ve demokrasi de bunu besliyor maalesef. Bu nasıl şey yapıyor? Dolayısıyla Türkiye'de sosyalizm ciddi bir şekilde var. Yani adı konulmamış sosyalizm, toplum tabakalar arasında sosyalist talepleri olduğu gibi sistemin işleyişi de sosyalizmi teşvik ediyor. Harbi hocam lütfen. Hocam, ben şeyde yakınlarda Sovyet Rusya'sını kitabı okudum. Öncesinde işte Hayek, Rothbard falan okurken zihnim çok netleşiyordu. Marksizme dair, hiç sosyalizme dair. Sağlam birinden bir şey okumamıştım. Sovyet yüzyılı da Moshe Levin diye bir adam. Adam 19. yüzyılda başına gelebilecek bütün felaketler gelmiş. Yahudiymiş, annesi babası Yahudi soykırımında kampta ölmüş. Kendisi de 20 yıl Sovyetler zulmünde yaşamış, sonra kaçmak zorunda kalmış filan. Ama Leninist, Stalin'i sorun olarak görüyor ve Lenin apolojisi yapıyor kitapta. Ben bir şey merak ederdim, yani nasıl bir manyaklık haline alıyor? Bir okuyum yaz onun hakkında. Yazacağım hocam, derdim sayesinde. Bu manyaklık haline nasıl geliyor? Yani nasıl bütün insanlar, böyle bütün ülke, milyonlarca insan manyaklık haline getirip sorunun içinden çıkamaz bir sarmala dönüştürüyor. Bir de bu şey, mesele neden çöktükten sonra mesela çözülmüyor? Yani şu an Kuzey Kore'de yaşadığımız durum. Ya orada bir tane adam var, o adamı oradan çekseniz aslında, Kim Jong-un mesela oradan biri suikastla öldürse bile sistemde hiçbir şey değişmiyor. Yani biri öldüğü zaman diğeri aynı devam ettiriyor. Lenin'den sonra sistem devam ettiriyor falan. Savunmak isterken söylediği şeyler aslında şöyle zihnimi aydınlattı, onu da paylaşmak istiyorum. Kruşçev Stalin'den sonra geldikten sonra şöyle bir şeye girişiyor ilk etapta. Stalin'den kalan her şeyi temizleyeceğim. Ben ülkeyi düzlüğe çıkaracağım. Kötü şeyler vardı. Bunların hepsi Stalin yüzündendi. Çünkü aynı zihniyet onda da var. Yani o da Leninist nispete veya o şey Stalin'in şeylerine karşı falan. İlk şey yaptığında, adım attığında şöyle bir şeyle karşılaşıyor. Mesela 100 bin insanın öldürülmesi için verilen emirde parti genel sekreter yardımcısı olarak imzası var. Bu dursun diyor. Şimdiki buna girmeyelim. O zaman şu meseleleri halledelim. Son şeyi söyleyeyim hocam. Bu manyaklığa nasıl geliyor? Yani böyle çıkılamıyor. Biz de mesela şu an FETÖ meselesinde böyle bir şey yaşıyoruz. Yani işi çözmeye çalışırken bir yandan tarihi böyle bıçak gibi kestiğimizi zihnimizde düşünüyoruz ama süreyen bir şey olduğunu çok zaman içinde görüyoruz. Nasıl böyle bir şeye dönüşüyor? Ona da örnek çok şey. Bu toplama kamplarındaki insanları gönderiyorlar, muhalifleri toplama kamplarına gönderiyorlar ve çalıştırıyorlar orada. Bir süre sonra adamın birinin aklına bir şey düşüyor, ya bunları biz iş gücü olarak kullansak diyor. Tamam, iş gücü olarak kullanalım, ekonomiye de faydası olsun. Diğerlerinin de aklına yatıyor. Sonra o zaman toplama kampına daha fazla insan lazım. Peki ne yapacağız? Atıyorum Ankara'dan 5000 kişiyi gönderelim buraya. Ama adamların suçu yok. 4500 kişiyi buluyorlar bir yerde. 500 kişiyi bulamıyor bir türlü ama merkez ondan 500 kişi daha istiyor. O zaman işte deminki söylediğiniz şeyi yapıyorlar hocam. İnsanları çağırıyorlar. Ondan bir isim alıyorlar. Onu da oraya yazıyorlar. 500'lük kotayı tamamlıyor, gönderiyorlar. Şimdi tabii bunlar bize komik geliyor ama müthiş trajediler. Böyle birçok hikaye var.
Moşe demin kitabı iletişimden çıktı değil mi? İletişimden. Yani başka hikayeler de biliyorum ben. Mesela Stalin ölümle bir imzalıyor. Bir yerden liste gelmiş. İşte 7000 kişi şey yapmış. Adı 8000 olsun diyor. Gönderiyor geriye mesela. Korkun, müthiş bir şey. Aynı Stalin 8000 kişinin ölümü emri imzalıyor. Akşam şeye gidiyor. Kaldığı yere gidiyor. Bölümünün şimdi sarayına. Orada kovboy filmleri seyrediyor. Özel makinası var. Çok düşük Amerikan kovboy filmlerine. Kovboy filmleri seyrediyor. Komşunda küçük bir kız var, onun atıcını oturtuyor, otlatıyor, onunla oynuyor, onu seviyor filan. Yani bu da insani bir şey. Adam 8000 kişi, 7000 kişi yerine 8000 kişi olduğunu demiş. Kim olduğunu da bilmiyor bunların. Komşunun kızını seviyor, ona şefkat gösteriyor. Ve sonra film seyredip büyüyor şarkıdan. İnsan çok tuhaf bir varlık. Şeyin ama söylediğimdeki ilk şey çok önemli. Neden göremiyor insanlar? Neden bizim gördüğümüzü sosyalistler göremiyor? Neden sosyalizmin bir cinayet tarihi bir bakıma sosyalizmin tarihi cinayet tarihi olduğunu göremiyor? Ben kendi hayatımdan örnek verdim niye görülemediğini anlatmak için. Ben lise son sırada bir grupla tanıştım. Sadece sosyalist diyebileceğimiz bir grup. İsim vermeyeceğim şey yapmayayım. Çünkü ciddi anlayan dayanız. Lise sonunda tanıştım. Üniversite ikinci sınıfa kadar aşağı yukarı işte o çevrelerde gezdim. Ondan kitaplarını okuyoruz. O abiler var bize bir şeyler anlatıyor. Sonra itiraflar başladı. Yukarıda itiraflar başladı. Bu itiraflar bize de yansıdı. Bizim de bir şey, bir taraf olmamız lazım. Hep şöyle söylüyordum. Ya aslında abi de şey yok. Abinin şefi, örgütün şefi. Abi de problem yok. Alttakilerde problem. Ya da işte yanlış anlamışlar. Aslında bir şey böyle değil. Bizim fikriyatımız böyle değil ama yanlış anlamışlar vesaire. Bir süre sonra anlayabildim. Ya hepsi berbat. Balık baştan kopmuşlar. Şimdi bu Lenin'i aklama şeyi. Hiç unutmam. Ahmet Hakan da böyle Lenin'i öven bir yazı yazdı. Bülent Arınç'ı Lenin'i öven bir demeç verdi. İyi mi? Ahmet Hakan da Lenin'i öven bir yazı yazdı. Tabii ben okuyunca dokundu bana. O günlerde de adını unuttum. Şimdi Komünizmin Kısa Tarihi diye çok güzel bir kitap var. Çok güzel bir kitap. Şöyle 100-120 sayfalık minik bir kitap. Onu okuyordum. Hemen bir yazı düşündüm. İki bölümlük. Zamanda yayınlandı. Ahmet Hakan'a bayağı bir ders verdim. Lenin'i anlattım. Lenin müthiş bir adam. Yani bir tam bir cani. Gözüne kestirmiş bir hedef var. Bırak dışarıdaki insanları harcamayı, partideki arkadaşlarını bile harcayacak bir adam. Ve Lenin Stalin'in takip ettiği yolu açan adam zaten. Siyasi muhaliflerini şiddet yoluyla yok etme yolunu açan adam. Ama Lenin iyiydi, Stalin her şeyi berbat etti falan diye şeyler söylüyor. Çok ilginç bir şey. Bu daha çok belki Yasemin'i, psikologları falan ilgilendiren bir şey. Yani bilgi edinme, hocam burada İnanç. Şöyle bir şey var, yani Harun'un formülasyonunda bunu bir manyaklık olarak görmek çok doğru değil. İnsan doğasıyla çok ilgili bir şey. Yani insan zihni sosyal kategorilere, iç gruplara, dış gruplara çok ihtiyaç hissediyor. Aslında siz konuşurken söylediniz, yani bu işte sosyalizm olmaz da yarın bir gün Ahmetizm olur. Evet, yeni bir kurallar tanımlar bir grup. O da gayet bu şekilde totaliter olabilir. Hani bir hangisi olmaz dediğinizde liberalizm böyle bir grup baskısına çok sahip olmadığı için dolayısıyla liberalizmin de bunun olma ihtimalinin en az olduğunu düşünüyoruz. Yoksa bu çok hani grubun birey üstündeki baskısıyla çok bağlantılı bir şey. Yani biz bugün bunu nasıl yapıyorlar ya da nasıl yaptılar dediğimiz şeyde o grubun içinde olsak büyük bir ihtimalle, yani bunun oranı %60'tır mesela işin deneyinde. Burada oturanların yarısından çoğu aynısını yapıyor olacaktı. Ki Harun sen kesin yapardın yani. Demek ki şey mahsus. Yani hiçbir yaklaşım, ideolojik yaklaşım bu tür vahim hatalar yapmaktan %100 masum değil. Belki evet liberalizm, belki işte klasik muhafazakarlık biraz daha uzak olabilir. Belki. Ama mesela son 4 senede yaşadığımız olaylar devrimci liberaller. Şiddeti meşru gören, mesela şiddet bir liberalin otomatikman edeceği bir şey. Şiddeti meşru gören ve şiddetle sonuç alınabileceğini düşünen liberallerin ortaya çıkmasına fransa yok. Bu çok ilginç bir şey. Ben burada şunu şeyi görüyorum, yani Taner de zaman zaman bahseder, tarih bilmemek, sosyal bilim bilmemek, toplumlarda sürekliliği bilmemek, bıçakla kesmiş gibi bir safhadan bir safhaya geçebileceğini zannetmek falan gibi bir şey. Devrimci liberal, devrimci demokrat olur mu? Mesela devrimci demokrat diye sol örgütler var, devrimci demokrat olur mu? Devrimcilik de demokrasi birbirine ters şeyler. Ya devrimci liberal, liberaller devrim karşıtıdır. Yani ağırlıklı liberal teori böyledir. Demek ki bu sadece teoriyle alakalı bir şey değil. Evet. İnsan tabiatıyla alakalı. Doğasıyla çok önemli.
Yani doğruyu biliyorum şu, namussuz etraftakiler niye bir türlü beni anlamıyorlar? Bütün mesele zaten tek doğru anlayışında hocam. Birisi evet. Eğer tek kendi doğrusundan şüphe etmeyen herhangi bir ideolojinin bu türlü şeylere yönelmesi çok doğal, grup dinamikleri var. Nietzsche'nin lafı manyaklık diyor veya çılgınlık, bireylerde belki az görülür ama topluluk olunca yaygın olandır diyor. Yani bu tek doğru anlayışı, bu milliyetçilik de olabilir, İslamcılık da olabilir, Siyonizm de olabilir, başka şey de olabilir. Buna en dayanıklı olan liberalizm yine. Yani. Kısmen yani görevli olarak. Buna hemen bir ek yapayım. Yani bireylerden bahsettik. Aslında bireyleri tabii değiştirmeye hakkımız da yok. Yetkimiz de yok. Böyle bir şeyimiz yok. Fakat siyasal, hukuki, ekonomik düzenle ilgili önerilerde bulunabiliriz. Nasıl bir siyasal, ekonomik, hukuki düzen olmalı ki bu tür facialardan kaçınalım? Ben şöyle formüle ediyorum. Belki bir iddialı makale veya kitap da yazacağım bu konuda. Hakikat arayışı peşinde koşan sistemlerle hakikat arayışı peşinde koşmayan sistemleri birbirinden ayırmamız lazım. Hakikat arayışı peşinde koşan sistemler hakikat bilime, bir ideolojiye, dine neye dayanırsa dayansın, bir şahsa, Gülen olayında olduğu gibi Mehdi, dayanırsa dayansın, kaçınılmaz olarak istibdat üretir, totalitarizm üretir. O zaman hakikate dayalı bir toplumsal sistem aramamalıyız biz. Toplumsal sistemin hakikati olmaz. Toplumsal sistemimiz hakikat çoğulluğunu kabul etmeli ve hakikat gruplarının bir arada yaşamaları ve aralarında problem çıktığı zaman bu problemleri nasıl çözecekleriyle ilgili kuralları geliştiren bir yol olmalıdır. Kamu otoritesi onun üzerine. Aksi takdirde arkadaşlar, dini, la dini, seküler dindar, efendim, solcu, sağcı, şucu, bucu yaklaşımlar mahvedebilir bizi. Bakın etrafa, mesela Doğu Perinçek'te gördüğünüz şeyle Fethullah Gülen'de gördüğünüz şey çok farklı değil aslında. Evet, yani. Birisi bir şeye dayanıyor, birisi başka bir şeye dayanıyor. Sosyalistlerde gördüğünüz işte bir bilim olarak sosyalizmin yanılmazlığıyla faşistlerde gördüğünüz liderin yanılmazlığı aynı kapıya çıkıyor. Türkiye'de de devamlı bunu anlatmamız lazım. Ben bu son 4 senede geziden beridir özellikle bunu zaten biliyordum ama ne kadar önemli olduğunu farkında değildim. Çok iyi kavradım şimdi. Kim hakikat arayışına dayanan, hakikat tekeri kurmak isteyen bir şeyden bahsediyorsa korkuyorum ve kaçıyorum. Öyle bir şey olamaz. Hakikat çoğulluğu olacak ve hakikat çoğulluğunu yaşamasını temin edecek ortak yaşayış kuralları kabul görecek, saygı görecek. Aksi takdirde ya savaşarak birbirimizi yok edeceğiz ya başka bir şey yapacağız. Hocam evet. Bir şey söyleyebilir miyim? Siz aslında bir türlü söylediniz ama bu fikir ilk defa duyanlarda şöyle bir şey oluyor birden. Kamu otoritesi kafasına canlanmıyor da sanki bireysel hakikat arayışını da liberaller böyle dışlıyormuş gibi yani kamusal tekelin elinde herhangi bir hakikatin olmaması, kamu otoritesinin herhangi bir tek hakikati empoze etmemesi kastettiğimiz. Doğru, çok önemli. Bu fikirleri ilk defa duyanlar, liberallerle ilk defa karşılaşanlar sanki işte bireysel hayatında hiçbir böyle olması şey olmayan, hiçbir doğrusu şey olmayan, hiçbir standartı olmayan insan. Kendi değerler yani bütünü, ilgiler bütünü olması. Anything goes. Evet, böyle. Liberalizm o değil. Doğru, çok teşekkür ederim. Bu çok önemli. Yani bireyden hakikat arayışı olabilir. Bu bireyin kendisine kalmış bir şeydir. Hakikat istediği yerde ağır. Bu da özellikle dediğim bir kastetle kamu otoritesinin bir hakikati tekel haline getirme. Bir hakikati, herkesin hakikati haline getirmek için yapılanması, teçhizatlanması ve çalışması yanlış olan şey. Tabii ki insanlar, en azından insanların bir bölümü işte hakikat nedir gibi bir arayış peşinde olacaklardır. Bunda bir problem yok. Son bir soruyu alalım. Avukat Nedim Kazan, belki söyleşinin başında kaçırmış olabilir, belki sorulmuş olabilir. İslam sosyalizmi konusunda biraz fikir edinmek istiyorum. Mesela bu konuda İslam sosyalizminin vaat ettiği bir hayat düzeni nedir? Cemil Meriç, Nurettin Topçu'nun bu fikri temeller üzerinde oluşturdukları amaç nedir? Bununla ilgili şu an günümüzde Türkiye'de böyle bir temsilci grupları var mıdır? İslam sosyalizmi. Ali Baş'ta bir tartışmam oldu benim. Birkaç tartışmam oldu. Birisi de şey hakkında. Dedi ki İslam liberalizmine falan bahsediyorlar. Bu aslında liberalizmin yetersiz olduğunu gösteriyor. Liberalizm o yüzden uyanık yapıyor. Mealen söylüyorum. Bu kadar avamı söylemiyordu. Liberalizmi ekliyor yanlar. Ben dedim ki belki de tam tersi doğru. Belki İslam yetersiz. Onun yanına liberalizmi eklemek gerekiyor. Bu İslami liberalizm, İslami sosyalizm gibi bir kavramla bana tuhaf geliyor. Çünkü İslam netice itibariyle belli bir aran olan bir dindir.
liberal ideolojide hakikat kamu zorluğuyla empoze edilecek, bağlayacak hakikat iddiası olmayan bir ideoloji olarak, yumuşak bir ideoloji olarak ayrı bir kulvardadır. İslam liberalizmi diye bir şey olmaz. Müslümanlar liberal olabilir veya olmayabilir. Bu Müslümanların tercihine bağlıdır. Ama Müslümanlık peşinen bir siyasi iktisadi sistem vaat ediyormuş veya Müslümanlık peşinen liberalizmin iktisadi ve siyasi öneri paketini kabul ediyormuş gibi bakmak yanlış olur. Bakış açısına göre o yan taraflar da bulabilirsiniz, o yan taraflar da bulabilirsiniz. Mesela benim açımdan bakarsanız dinlerle piyasa ekonomisi ilişkisini karşılaştırırsak veya Hristiyanlık, Müslümanlık ve piyasa ilişkilerine bakarsak, Hristiyanlık, piyasa, Müslümanlık, piyasa ilişkilerine bakarsak, Müslümanlık piyasa modeline daha yakın bir modeli onaylayabilir. Yani bir Müslüman daha onu kendi inançlarına yatkın bulabilir. İşte özel mülkiyeti tanıması, mülkiyeti mirası tanıması, ticaret tanıması. Fakat bu bahsettiğim muhafazakar arkadaşlar tersini şey yapıyorlar. Onlar işte dayanışma ve adalet kavramları üzerinden hareketle sosyalizm de sanki bir dayanışma ve adalet teorisiymiş gibi Müslüman doğal olarak sosyalist olduğu gibi şeyler söylüyorlar. İşte mesela Ahmet Hakan solcu diye şey yapıyor. Ne kadar fikir adam olarak ciddiye almaya değmeyebilir ama şey, popülaritesi olan bir adam olarak bir şey. Bu daha geçmişte daha sistematik çalışmalar yapanlar da oldular. Ben şahsen şöyle bakıyorum. Liberal sistem beraber yaşayışın çerçevesini çarpmakta işimize yarayacak bir sistemdir. Ama beylerin kendi hayatını nasıl dolduracağı, yani mesleğiyle ilgili, hakikatiyle ilgili, hayat tarzıyla ilgili seçimleri hangi istikamette gerçekleştireceği kendisine bırakmıştır. Liberalizm bu imkanı verir bireylere ve birey gruplarına, gönüllü olarak bir yere gelen birey gruplarına. Mesela biraz zor bir konu olarak bu çerçevede şeyi anlatayım. Yakınlarda bir olay tartışıldı ya, Liberal Cami. Habere göre FETÖ'cü bir grup Almanya'da bir şehirde bir cami kurmuşlar. Kadınlar, erkekler yan yana namaz kılıyor. Kadın imam oluyor galiba. Alman medyasında bu Liberal Cami diye yansıdı. Bizdekiler de hemen aldılar. İşte hükümet yakın medya FETÖ'nün ihaneti. Ondan sonra birkaç solcu yazar okudum. Bu kayan uygun bir tipler de. Liberalizm bulaştı her şeyi berbat ediyor. Şimdi liberal cami diye bir şey olmaz. Çünkü liberalizm din özgürlüğünü tanır. İbadet biçimini seçme ve takip etme de din özgürlüğünün bir parçasıdır. Bireyler tanrılarına nasıl ibadet edecekler kendileri karar verirler. Bu teoride böyledir ama pratikte bu hep grup olarak tecelli eder. Yani ben Müslümansam ben şöyle ibadet edeceğim deyip ibadet edemem. Evimde yaparım, o zaten kimse ilgilendirmez, kimse de görmeyeceği için bir şey değil. Ama kamusal gönüllü olan bir ibadet formu geçirmek bir sürü şey alır. Zaman alır, kabul alır vesaire. Ama liberalizm şunu kabul eder, bireyler nasıl ibadet edeceğine kendisi karar verir. Fakat liberal cami, öyle bir şey olmaz. Hocam o ama öncelerden var olan bir şey zaten. Yani bilinmiyor ama gerçekte geçmişte olan bir şey. Ama yani bilmiyorum, onu bilmiyorum. O araştırılabilir. Mesela ama liberal de liberal cami diye yansıtacak. Yani liberal bir ülkede, liberal bir ülkede bir grup şöyle düşünebilir. Bir grup Müslüman diyebilir ki, bizim ibadet formlarımız kadınlar ikinci plana itiyor, eşitsizlik yaratıyor, biz bunu gidermek için bir form geliştirelim diyebilir. Liberalizm buna karışmaz. Bunu yap da diye teşvik de etmez, buna engel de olmaz. Kendi vereceği iştir. Eğer onların tarzını kabul edenler olursa, çoğalırsa bu zaten tarz olarak yeşerir ve yayılır gider. Olmazsa öbür gider. O bakımdan her şeyi yerli yerinde tutmamız lazım. Yani liberalizm işte kendi yerinde kalmalı. Bir bu şey çıktı. Düş liberalizmin peşine. Gerisini merak etme. Demirler böyle söylerdi. Sanki her şeyin bir liberali var. Liberalizmin her şeye bir cevabı var. Öyle bir şey yok ki. Yani liberalizmin cevabı verdi. Sorular belli. Böyle her şeyi kapsayıcı bir ideoloji olarak da görmek yanlıştır liberalizme. Aksine. O zaman sosyalizme de. Güzel bir şey var. Aksine liberalizm biraz özgürlüğü teşvik ettiği için seçimden yapmak zorunda kalıyoruz. O da biraz sıkıntılara sebebiyet veriyor aslında. Her şey, her çözüm liberalizm değil. Evet. Düşünmek istiyorsan biraz sıkıntıya katlanmak istiyorsan liberalizmi seçmek gerekiyor. Aynen öyle oluyor. Zafer son bir soru. Hocam işte ne kadar özlendiğinizi görüyorsunuz. Hocam bu konuyla ilgili tek şey söyleyeyim. Geçen hafta konuşmacımız vardı İslam iktisadı yaklaşım piyasa ekonomisi üzerine. Yakında onun videosunu yayınlayacağız.
İslamcıyla, yani sosyalist İslamcıyla Müslüman nasıl ayırt edilir? Sayılacak İslam böyle bir rehber gibi oldu. Kesler. Evet. Zafer son soru hemen. Size 21. yüzyıl sosyalizm örneği olan Venezuela'yı soracaktım. Siz biraz önce sosyalist devlet olarak Küba ve Kuzey Kore'yi saydınız da Venezuela'yı saymaz. Bilinçli miydi yoksa sadece lafı uzatmamak için iki ülke yeter mi diye şey yaptınız. Venezuela'yı nereye konumlandırmamız lazım? Siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi Venezuela da sosyalizm yolunda epeyce mesafe almış bir ülke. Hatta bazı Amerikalı yazarlara göre tipik sosyalist ülkeye dönüştü. Fakat yani yeterince uzun bir dönem açısından, mesela 30 sene, 40 sene açısından belki bakmak lazım ülkeyi etiketleyebilmek için. Venezuela'da nispeten serbest seçimlerin yapıldığını biliyoruz. Yani, iktidara gelenlerin seçime geldiğini de biliyoruz. Tabii ayrıntılı bilgiye sahip değilim şu andaki durumdur. Ama orada devletin yoğun devletleştirme yapıldığı, devletin toplumsal hayata bittikçe artan oluşturucuların bir ayrı olduğu da biliniyor. Fakat yeni bir model olduğu, ne olup ne olmayacağı belli olmadığı için, bir de Amerika'nın arka kapısı olduğu ve çok Amerikan müdahalesi olduğu için karışık şeyler. Tam ne olduğunu bilemiyoruz. Biraz uzmanlık bilgisine, alandan bilgiye ihtiyacımız var. Fakat Kuzey Kore ve Küba ile ilgili tablo çok net. Oralarda hanedan sosyalizmi kuruldu. Babadan oğula. Yani aile içerisinde iktidar devrediliyor. Burada bir soru var. Cevaplamış olmayalım. Canlı yayından bir soru vardı. Demokraside özel mülkiyeti ve özgürlüğü kaldırmak isteyen bir parti iktidara gelebilir. Bunu nasıl önlem alabiliriz diye soruyor. Veya bunu derece kaldırması, özel mülkiyetin ve özgürlüğün kaldırılması tehlikesi karşısında. Böyle bir tehlike var. Büyük toplumsal çoğunluğa sahip olan siyasi partiler toplumun yararına olacağı, herkesin durumunu iyileştireceği gibi propagandalarla doğrudan ya dolaylı olarak özel mülkiyetin alanını daraltabilir. Böyle bir tehlike potansiyel olarak var. Ama demokrasinin şu fazileti var. Demokrasi böler, parçalar, özgürlük de öyledir. Böler, parçalar, zıttını çıkartır, karşılaştırır, sürtüştürür şeyleri. Sürtüşen taraflar birbirlerinin sivri taraflarını törpülerler filan. Yoksa %100 bir garantisi yok tabii ki bunun. Yani demokrasinin de %100 bir garantisi yok. Liberal sistem sağ hiçbir zaman garanti alınmış toplumsal bir sistem değildir. Toplumsal anlayışına, olgunluğuna, toplumsal çoğulluğa, mesela özel mülkiyeti kaldırmak istendiği zaman mutlaka özel mülkiyet sahipleri itiraz edecektir. Özel mülkiyeti savunan yazarlar yazıp çizecektir. Yani anayasalara mülkiyet zaten özel mülkiyet hakkı olarak girmektedir. Anayasal koruma da biraz işe yarayabilir ama anayasa da değiştirilebilir, Allah yapısı değil. Uzun vadede en önemli şey toplumsal çoğulluk ve toplumun kültürü içerisine özel mülkiyet fikrinin nüfuz etmesi. Aksi takdirde korumamız çok zor. Ama her zaman risk var. Sıfır riskli bir demokrasi kurma imkanı yok. Evet. Hocaya, Atilla Hoca'ya çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten özlemişiz Ankara grubu olarak. Gerçekten çok iyi bir sunuş oldu. Çok teşekkür ederiz. Geldiğiniz dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.